أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. O tarihi düzeltir misiniz? Bir tane doktorun... O, evet. Sayfa tahayyülden size soracağım ama ben yapayım onu. Tahayyül var, hayal var ve tasavvur. Tahayyülü yapıyoruz. Sayfa size söyleyeceğim. Sayfa 333'ten devam edeceğim. Tarihi atsın. Şimdi o atarken hemen lügat manasını gene çağırıyor. Tahayyül mü abi? Tahayyül. 13 olabilir. Evet. 70'i açtık mı? 71. 71. 71. ders. Tahayyül tefaül babında dönüşlülük azar azar yapar, sıfatlanma, edinme yaptırır, hayal mastardır der. Bu bizim bu şeyin yapısı, kelime yapısı, lügat bu. Mastardır, fiilin ve fiilden yapılan birçok sıfatın köküdür, kökenidir. Hayal, tahayyül ise tefaül babından olduğu için ziyadeli mastardır. Yani kişinin üzerine cereyan eder. Karşıya değil, onlara değil, şunlara değil, bunlara değil, kendisine dönüştürür. Kısacası, tahayyül bizde sabittir, bizde hayal sabit değildir. Hayal, alemi misalin, alemi şahadeti sarmalamış bir insanın dışında olan bir yapıdır. Bunu tefrik etmek için, bunu diyebilmek için geçen de demiştim. Hakikaten çok zor. Yani belki de seneler alan bir şeydir. Hayal ile tahayyül arasındaki fark. Hayal, alemi misalin, hayal, alemi misalin, iyi dinleyin burayı, kaçırma. Hayal, alemi misalin, alemi şehadeti giydirdiği libastır. Yedi galiba. O zaman bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Çok ilginç. Çünkü bununla yatıp kalkıyorum. Biliyor musun bunları? Alemi misalin, alemi şehadeti giydirdiği bir libastır. Şeye benziyor. İbrahim Aleyhisselam için söylüyor 20. sözde. İman, Allah'ın ruha giydirdiği bir libastır. Elbisedir diyor. Açık. Bu tahayyülün tanımı mı abi? Hayal. Hayal. İman bu olursa hayal ne olur? Yani iman yüksek tabii. İmanın kaynağı ne esmadır, ne sıfattır, ne şunattır biliyorsunuz. Zatının nurudur. Hayal, iman böyle elbise ise, hayal de böyle, alemi misalin, alemi şahadeti giydirdiği bir libastır. Tamam, bizimle alakası yok. Sonra düşünceler, zanlar, vehimler, şüpheler, tereddütler, şirk, küfür, Allah'ın şeyi yok, şirk yok ama kafasına var. Yine bizim dışımızdadır o. İki, akıl bizim dışımızdadır. Akıl aynı bu libastır. Lef-i mahfuzun alemi şahadete giydirdiği bir yapıdır akıl. Onun üzerine al diyor. Aklını başına al. Ak ikal bağdır. Şimdi bu bizim dışımızdaydı hep anlattığım. Hayal bizim dışımızdadır. Düşünceler, şüpheler, vehimler, vesveseler, zanlar dışındadır. Akıl bizim dışımızdadır. Ha, bu sabit olan, insanda sabit olan sistem İnsanın insan yapan tahayyüldür, tasavvurdur, taakkuldur. Bu bizdedir. Şeytan bizde değildir. Onu daha iyi örnek vereyim. Bunu pekiştirir. Şeytan bizim dışımızda bir sistemdir. Girer, Allah Resulü dediği gibi çıkar, bağlı olur. Var mı? Güçsüz olur, güç olur. Kanınızda dolaşır der Allah Resulü.
Tamam mı? Fakat nefis ise bizde sabittir. Nefis daima onu dinler diyor. Anladın mı? Yani bizde ve bizim dışımızda olanları tefrik etmek gerekiyor ki otursun. Taakkul bizim değişmez sistemimizdir. Aklı alır, almaz, iter, öteler, büyütür, küçültür. Taakkul yapıyor bunu aklı. Aklı parlatır, kısaltır, kapı açar, kapı açmaz. Aklını başına al denilen sistem bu. Yani onun bir sıfatı vardı. Zekabetin deniliyor da sistem şimdi söylüyorum. Yani aklına başına alan, başına çıkaran, atan, büyüten, aklı büyüten, küçülten, nurlandıran, parlattıran hep şeydir. Taakkuldur. Taakkul bizdeki sistemin adı. Aklını başına al. Mesela hayal. Hayalini öyle yapar, böyle yapar. Bize rağmen işte tahayyül alemi, şehadetteki alem insanın elbisesini giydiriyor. Tamam mı? Giydiriyor, şeylik yapıyor. Kesiyor, biçiyor. Elbiseyi giydiren de tahayyül mü? Tahayyül. Yok, alem-i şehadeti, alem-i misal giydirmiş. Ha, giydiren alem-i misal, giyen alem-i şehadet, giyilmiş hayal. Siz böyle giyilmiş. Hmm. Ha, onu bizde gireriz, oraya çıkarız, onu kullanırız, orada her şey var. Yani orada küfür var, şirk var kafasında yani. Onun için hayal ayrı, tahayyül ayrı. Hasan abi peki, şöyle desek, yani buradaki ona hep noktaya nazar veriyorsunuz ya, hayalle tahayyül farkını. İşte hayal sistem, tahayyül onu kullanılması gibi. Kullanan, tahayyülde kişi var, öbürsü sistem diyordu. Biz işte biz kullanıyoruz. Şimdi o zaman divan diğer mertebelerinde mesela tasavvur içinde mi bunu aynı diyeceğiz? Aynen. Veyahut da tahakkulde daha açık. Aynen. Mesela akıl var, evet. Tahakkul var. Evet, aynı. Peki bu diğerlerinde de hep aynı mı olacak mesela? Aynı. Tasdikte de var mı böyle bir mesela şey? Mesela tasdik, ilim bizim dışımızda değil. Yani hani akıl alettir, tasdik alet değildir. Şöyle diyelim mesela, şimdi tahayyülün arkasında bir hayal var, sistemi var, tahayyülü var. Tasavvur var, tasavvurun kuvvesi var arkada, bir kuvve-i tasavvuriye var. Tahakkulde de akıl var, tahakkul var, onu kullanmak, sistem ve kullanan. Başka ne var? İmtisal var, imtisal var, tasdik değil. Onların hiçbir şey değil ama, evet. Kuvve değil. Ha, onlar da sanki var mı yok mu onu soracaktım yani. Onlar kuvve var mı arkalarında? Şimdi onlar böyle kuvvet, imtisal, şey, imtisal kuvvesi demiyor. Yani şu anda onu var mı yok mu şu an hiç görmedim. Ben bu üç tanesini üçünde var, gördüm. Değil mi? Evet, üçünde var. Yani üçünde sizin kullanılması evet. Şeklinde var. Ben bunu kesin gördüm artık. Hasan abicim, bana hep şu ilginç geliyor. Biz elbise biçmek kelimesini kullanıyoruz ama İdris Aleyhisselam elbise biçmişti ve hayat mertebelerinde İdris Aleyhisselam üçüncü mertebede. Biz elbise biçtik deriz, tahayyül diyoruz. Elbise biçtik diyoruz, tasavvur diyoruz. Biraz önce ilk defa olarak söylediniz, akılda biçilir, giydirilir, akıl yapar bunu dediniz. Bu elbiseyi ilk defa bu şeydeki hayat mertebesine oturdu. İdris Aleyhisselam'ın üçüncü mertebeyi hayatta olmasına, akıl mertebesinde olmasına oturdu elbise biçme hususiyeti. Evet, elbise biçiyor. Ama ötekilerde de oluyor ama esas acaba burası mı diye, yani hep İdris Aleyhisselam'la ilişkilendirdiğim için İdris Aleyhisselam mertebeyi hayatta üç diyor. İsa Aleyhisselam ve İdris Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam'a hülle biçer, hep böyle oturmuş, cübbe biçermiş, kadınları da şimdi biçer, öyle anlaşılıyor tabii. Oysa İdris Aleyhisselam hülle biçer, hülle biçer, hülle biçer. Kimler ne biçer? Ya? Yani bu alem-i şehadeti aklımızda biçip şekillendirip giydiriyoruz. Bak sen şöyle, giyemez şöyle mesela şu anda alem-i misal var mı burada? Alem-i şehadeti giydirdiği bir var. Şimdi alem-i misal böyle her tarafı istila etmiş mi? Her taraf. Şu anda etmiş mi? Var mı alem-i misal? Alem-i misalın buradaki görüntü sayar. Benim dışımdan. Şimdi ben eğer taakkulumla oraya girersem, girebilirsem, alem-i misali seyrediyoruz. Alem-i misalde artık ne olur? Allah Resulü'nün 1400 sene önceki Uhud'unu seyrediyorsun.
Barla'da geçiyor ya, 189 muydu? Sen diyor, ustada diyor, de, ustad onaylamış koymuş. Sen diyor bu Mucizat Ahmedi'yi yazılırken, oradaki anfilan anfilan ve hadiseleri, yerleri falan, ancak sen diyor manen oralara geçip, oraları canlı, ruhlu göreceksin ki bu yazılsın diyor. Zaten bunu kendisi söylüyor, diyor ki, bu manayı anlaman için diyor, hayalen Cezület-ül Arab'a giderim. O zatı diyor vazife başına seyredelim. Hayalinle. Şimdi biz böyle diyoruz ki işte bizim dünyamızda hayal onun hakikatına tevil ediyorduk. Yani doğru tevil ediyorduk ama ruhunu anlamıyoruz yani. Tahayyül ile hayalini kullanarak alem-i misale girince alem-i misalde mazi müstakbel hal yok. Hepsi anda hazırandır. Kalp hadimi olan hayalle alem-i misali kalp sevince geçmiş gelecekten sıyrılıyor ama hayal akıl tarafından kullanılınca ancak bu zamana münhasır mı kalıyor? Yani hayali yalnız sana merak ettiğin talep olduğuna cevap veriyor akıl kullanıldığı için. Mesela diyelim ki sen alem-i misale geçtin. Alem-i misal mutlak ve muhittir. Adem Aleyhisselam'dan önce de var. Hangi ne yapacaksın alem-i misalde? Akılla geçilmez, hep hayalle mi gidip geçmiş olması lazım. Bak şimdi. Akıl oraya geçti. Niye geçtin? Fırına gittin, hepsini mi alıyorsun? Bakkala gittin, her şeyi mi alıyorsun? Ne ihtiyacın var? Lazım olanı alıyorsun. Şimdi tahayyül akılla geçti. Aklı merak ettiği şeyleri alıyor. Ve onları görüyor. Gitmiyor. Şital, Nuh Aleyhisselam tufanına gitmiyor. Orada da böyle bir market gibi değil. Yani böyle ihtiyacı neyse o gözüküyor. Navigasyon gibi. Yani nereye yazdığınız o gözüküyor. Ama telefonunda onun bütün adres var. Telefonda, navigasyonda bütün adres var. Tamam. Ondan sonra navigasyon uydu. Uyduya bağlandı. Uydunun sesi geliyor mu kulağına? Yok. Görebiliyor musun uyduyu? Ama seni görüyor. Nerede olduğunu sen. Peki sesle ne yapıyor? Nereden biliyor benim sağ yap, sol yap, 300 metre kaldı? Metre mi koydu hemen? Nasıl geleceği biliyor? Uydu diyor ki 300 metre sonra diyor şöyle döneceksin diyor. 300 metre bana göre gelecektir. Döneceksin diyor. Ona göre hazırandır. Uyduya göre geçmiş gelecek var mı? Yok. Çünkü bana böyle tarif ederken bir başkası kullanıyor. Arabada böyle gidiyor temde. Adama da böyle tarif ediyor. Zaman mekan var mı uyduya göre? Yok. Kullananda var yani. O kader işte. Uydu kaderdir. Muhatap olan kişi de verilen cevaptır. Kader. Senin kaderin o. Nedir kaderin? Ettiğin talep, yazdığın adresi gösteriyor sana. Senin kaderin bu. O uydu nedir? O uydu mutlak ve muhittir. Mekanı zamanı yoktur. Kaderi nedir? Verdiğin mesajdır, verdiğin adrestir. Sana bunu istedim, bunu veriyorum. Bizim için gelecek olan, diyor ki Maraş'a 5 saat var diyor. Şuradan bütün hepsini çizmiş. Demek ki uydu için 5 saat daha benim için gelecek ama uydu için hazırandır. Hazıran olmasa sağa dön diyor bak. Şuradan dön diyor. Hazıran olmasa ilerideki trafik kazasından beni geçirmek için ara yolları, tahliye yolları niye veriyor? Demek ki kader odur. Kader uydudur. Zaman ve mekan üstündür. Bir yapıdır. Mazi ve müstakbeli yoktur. Senin kaderin nedir? O ilmi, zaten ilim evindendir diyor kader. Peki sen ne yazdınsa telefonuna o gözüküyor. İhtiyarında. Ha, peki telefonda ne var? Telefonda bütün alete var. Maraş'ta var. Ondan sonra uydu ne yapıyor? Olduğum yeri gösteriyor, aydınlatıyor. Aydınlatınca o harita gözüküyor. Ama aynı zamanda canlıdır ve akıllıdır, şuurludur, ruhludur, sağa dön diyor. Bak diyor, az ileride şey yapacaksın diyor. Bilerek seni birisi görüyor gibi, 500 sene önce, 300 sene önce bunu birisiyle, bir adamla kaniyle gitsek, sağa dön, sola dön dese, Allah Allah. Bu nasıl bizi birisi takip ediyor? Avucunda gibi. Yani birisi takip ediyor bizi. Ama adiyat sırasında olmuş. Bu adi bir şey değildir. Bak sen kulağınla duymuyorsun, aletle duyuyorsun. Gözünle görmüyorsun.
Ama aletle görüyorsun bak. Geleceği aletle görmüyor musun? Aa ileride ne var ya? Trafik varmış. Oo yol. Burada viraj var. Daha 10 dakika var viraj ya. Keskin viraj var. Aa burada göl varmış ya arkadaşlar. Akşam gidiyoruz ya derslere. Aa arkada mesela şu caddenin arkasında bir nehir varmış. Ya burada nehir varmış ya Zifir. Karanlıkta yolda gidiyoruz. Deniz gözüküyor. Nehir gözükmüyor. Nerede? Burada söyle diyorsun. Şey Himalaya'da seyrediyor. Bu işte diyorduk ya işte telefon bedene misal. Hayat, batarya hayata misal. Eletim. Yazılım ruha misal. O sözler 111'deki şey de çok güzel anlaşılıyor burada. Ruh devamı sanki o libasları giyiyor. Devamı giyiyor. 110. Hazır yani onun. 111'de. Elvaykadır. Devamlı giyiyor yani orada mevcut zaten. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bu konuşmalardan ben acizane şunu anlıyorum. Sanki kader de bir tane, ruh da bir tane gibi sanki anlıyorum. Diyene göre öyledir. Sana göre öyledir. Kader ilim nevindendir diyor. İlim değildir. İlmin cinsindendir. Kader unutmayın. Böyle yazı canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime nasıl atacağını, ne diyeceğini biliyor. Kader adalet ediyor. Kader sevk ediyor. Kader rızıklandırıyor. Kader bizi buraya sevk etti. Kader rızkımızı tayin etti diyor. Kader cevap verdi diyor. Demek ki canlı ve ruhludur. Ne diyor? Duyuyor musunuz kulağınız? Ustad diyor. Kader söylese ihtiyar beşer susar diyor. Kader adalet etti diyor. Kader adalet eder mi? Ediyor işte. Kader öyle bir yazılım falan değil ya. Canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi uydu kaderdir diyorsunuz ya. Dolayısıyla uydunun gördüğü her şey benim kaderimdir. Uydunun gördüğü her şey benim kaderimdir. Dolayısıyla üstad hayalen Cezirettin araba gidelim diyor. Vazife başında görelim diyor değil mi Resulullah? O zaman o da benim kaderim Hasan abi. İşte diyorum ya bu bir bütünlük var. Yani kaderin başka, kaza başka. Sen kaderin olamaz. Uydu bütün olasılıkları görüyor. Tamam. Yani sen seçiyorsun. Sen seçtiklerindir. Abi seçtiklerim kaza oluyor. Kader bütünlüğü. Ama kaza var senin kaderin oldu. Senin kaderin oldu. Sen mesela mutlak ve muhit. O mutlak ve muhit gördüğü, navigasyonun gördüğü, gösterdiği o yolları ömrü bile gidemezsin ki. Ama şu dersen doğru. Yazılım itibariyle ve âleme âdem esmâ-i külleha insanda her şey var. Bütün harita bende yüklenmiş. Yani mesela ne yapıyor? Burada harita, oradaki harita ile aynı. Uyduya harita verilmiş ya. Hatta o harita burada yok. Harita burada. Harita burada, uydu sadece senin yerini belirliyor. Belirliyor. Şimdi başka haritada konmuş şimdi de. Harita bu savaş için, şey için. Yani aynı koymuş. Şimdi bütün sen konusu değil. Şey söylüyoruz aslında. Olduğu kadar olmayan kadar sözü evet. Ya sana. Evet. İşte olmayan kadar zaten abi. Olan kadar. O evet. Peki. Hadi bakalım şey. Hayalde söyleyeceğim işte. Şimdi hayaline geçiyor. Hayalen oraya gidiyorsun ama evet. İhtiyarın olmadığı için tasarruf edemiyorsun mu? Evet. Tasdik için şey diyemez miyiz abi aynı metotla? Daire-i ilimin alem-i şehadete giydirdiği libastır diyemiyor muyuz? Diyemez olur mu? Yani deriz de fakat şu anda uzun sürer diye. Şu anda bu konumuz ya. Şimdi bak, tasdikte ilim var. İlim nedir? Doğmuş bu mevcudattır. İlmin vücud haricileri bunlar. Yani peki nedir? İnsana bir kuvvet konmuş. İmtisal, kainata bir cezbe var. Alimlerin bir kısmına göre eşyayı muayyen olacaktı eşya. Birbirine iletişim kurarak cezbe getirmiş. Kainatın bir başka boyutu cezbedir diyor. En boy, derinlik, zaman daha üstü varmış diyor. Girmek istemiyorum ama ulema, yani boyut demiyor da şey diyor, hakikat meratipleri. Cezbe de bir hakikat meratibidir. Cezbe. Zamandan arkası, zaman da arkasındadır. Bu 5. 6. boyut falan oluyor bari. Evet. Ama zaman. Dedim ya saklıyoruz bunu. Cezbe bir başka boyuttur. Ve külliyata çok zikrediliyor. Evamel-i Tekbeniye de var. Evamel-i Tekbeniye karpuz gibi yararsak içinde ne var? İhtiyar. Üç tane iyiyim var değil mi? İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. İncizap, cezb.
kainatın evameli tekviniyesinin en ciddi boyutudur. Ne yapar? Bu buradadır, bu da buradadır, bitmiş. Ezeli ve ebedi, herkes kendi başınadır. Bir şey yok. Bu eşyayı evirip devirip hareketlendirme nedir? İncizap var aralarında. Bu incizaptan da zaman ortaya çıkıyor işte. Cezbenin vücut haricileri zaman. Değil mi Hasan abi? Çok tuhaf yani. Yani biraz meşgul oldum, başım döndü yani. İncizap. O şey bir... Yani sizin dediğiniz bir ifade vardı da ben hoşuma gitti. Çeken çekilen değil mi? Cenab-ı Hak emriyle, emri ezelisiyle bizdeki evamiri tekviniyeleri hareketlendiriyor. Evet. Emri acayip. Çok güzel hoşuma gitti. Evet. Bende meyil oluyor. Niye? Emir var. Hadi. Ama acayip. Sen de bu Allah'ı ben aktif edince evamiri tekvinini dördü aktif oluyor. Evet. İhtiyaç. Abi ihtiyacım var. İnci, ben mi? Mesela sevdim diyor. Bazıları diyor. Abi diyor ben sevdim diyor. Ya o sevdirtmesin. O niye sevdi? Ben sevdim diyor. Kalpte bir sevgi var, tamam mı? Ben seviyorum abi. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Meyili koydu. Peki bu evameli tekvini kim başta aktif ediyor biliyor musunuz? Hani anlatmıştım. Şimdi evameli tekvini unutmayın. Karpuz gibi ya. Şuraya yazayım da. Çok önemli. Bak şimdi sileceğiz ya. Evameli tekvini bu zaman insanı, zaman insanlığa bir şeyler giydiriyordu. Demek ki buradaki şeyde karakterleri bütün insanlığa bir yazılımda bir ortak nokta yüklüyor. Yani bütün insanlığın bakış nazarını bu incizap da var yani. Bütün insanlar o ister istemez o şekilde bakabiliyor yani. Burayı aktif eden sebepsiz Allah. Allah'ın kün yani emri kün. O öyle demişsiniz de ben. Tamam emri işte burada başka bir şey anlatacağım. Hı. Kün. Başka bir şey de var. Onu dedim mi o zaman? Ne abi? Şimdi her bir insanın şahsı manevisi yok mu? Hı. Şahsı manevisi nedir? Şu andaki biz anda olanız. Değil mi? Tırırırt. Şimdi şöyle bir şey de yapayım. Hep böyle atmışım böyle aktif olsun diye. Dedim ki Muhittin Arabi şurayı aşamadı. İnşallah dağıtmasam kendimi şunu yapabilecek miyim bakayım. İnşallah. Muhittin Arabi dedi ki mazi mazidir dedi. İstikbal istikbaldir. Olmuşsa olmuştur, olmamışsa olmamıştır. Anı anlayamadı. An yok. Abi bir dakika lütfen bir daha tekrarlar mısın? Bak Muhittin Arabi dedi ki olan olmuştur, olmayan olmamıştır. Doğru. Yani hakikaten ulemanın ekserisi. Kitab-ı Mübin mi, İmam-ı Mübin ikisi aynıdır demişler. Demek zorunda kalmışlar. Öyle demiyor mu Risale'de? Aynı demişler. İmam oysa aynıdır. Çünkü çok acayip bir mantıktır yani. Olan olmuştur. Olmayan da olmamıştır. Olacaktır. An var mı o zaman? An yoktur. Onlara göre. Peki nedir? An nedir? Bak an... Olanın olmakta olanla beraber andaki durumudur. Bak, olanın mazini olmakta olacak var ya istikbal, olanın olmakta olacaklarının bu ikisinin hamurunun andaki halidir. Haldir. İşte olmakta olandır kısacası. Andır. Bunu tespit etmek imkansız gibi bir şey. Bu kafayla olacak şey değil. Tamam, bu felsefede de çözülememiş. An. Bak, mazi hal. Peki nasıl diyecek? Olanın olmakta olanla bütünlüğünün andaki olma sürecidir. Sürecidir. Tamam. Bunu biz anda bedeni misalelerimiz var. Var ya, yer var yok. Şimdi ne diyeceğim? Akıl koy tencereye, kalp koy tencereye, ruh koy tencereye. Eylemlerimiz var ya böyle. Bunlar eylemlerimizi de enerjiyi koy tencereye karıştır. O senin şahsı manevindir. Tamam. Şahsı manevi. Bir senelik şahsı manevi. Kaç yaşındasın Gökhan? 33. 33 tane şahsı manevim var.
Doğduğun bir sene oldu, bir şahs-ı manevi. Yani şahs-ı manevi neydi? Akıl, kalp, ruh, fiillerin hulasası, buzdolabına donmuş. Bir sene sonra senin bir şahs-ı manevi. 33 tane şahs-ı manevi var. Karıştır, tek bir şahs-ı manevi var şu anda gözüken. Sima, maziyi de gösteriyor. Mazinin bütünlüğüyle istikbale yol açan ve anda inşa olandır anda. Şimdi senin 33 tane şahs-ı manevi detenceli koyar mısın? Şimdi buraya yazacağım. Koydun abi. Tek bir şahs-ı manevi yap. Şu anda. Seni de tek bir şahs-ı manevi yap doktor. Seni de Mehmet yaptın yaptın. Bütün urcuların şahs-ı manevisini de karıştır karıştır. Hepsini bir yere koy. Onun adı şahs-ı manevidir. Bu şahs-ı manevi canlıdır. Akıllıdır. Bütün akılların toplamıdır. Bütün kalplerin toplamıdır, bütün ruhların toplamıdır, bütün müsbet fiillerin toplamıdır şahs-ı manevi. Bu şahs-ı manevi bizim sekeratta ölüm anında yardım eden, kalbine ilham eden, kafana fikir meyil yapan, seni çalıştıran, liyakata göre sana yapan işte evamili tekvimimize müdahale eden şahs-ı manevi var. Şahs-ı manevi, şahs-ı manevi böyle bir anlayış, bir seziş. Öyle bir şey değil. İman bile mahluktur da şahs-ı manevi mahluk olmaz mı? Bu büyük evliya radiyallahu anh oluyor. Eğer insanı uygularsak temsilcisi büyük Mehdi'dir. Büyük evliya radiyallahu anh 15. şu anda geçiyor. Ama o canlıdır, ruhludur. Hani bazen abiler de bir şey diyor ya, işte Mehdi şahs-ı manevidir falan. Yani bir hakikat payı var. Tekrar ediyor ama içini dolduramadığı için pek muteber olmuyor. Yani şahs-ı manevi bak şimdi akıllıdır. Çünkü akılların toplamı kadar. Bütün kalplerin toplamı kadar kalplidir. Bütün ruhların toplamı kadar ruhludur. Bütün müsbet fiillerin kadar. İşte senin ne yapıyor? İhtiyacını. Tamam mı? İhtiyacını. İşte. İhtiyacını mı yazdın? Aynen. Evet. Ondan sonra iştiyak olacak. Devam diyor. İştiyak. İştiyak. Şey demiş zarb o zaman. Evamir Rabbani'ye emrediyor. O da evamir tekviniyesine imtisal ediyor. Evet. O zaman insanda şevk ve lezzet ortaya çıkıyor. Evamir Rabbani'ye emredince insanda evamir tekvini aktif oluyor. Aktif oluyor. Bu aktif oluyor. Fakat bu bu ki biliyor musun? Eğer Allah direkt yaparsa isnat hususiye. Yani direkt meyilini evet yaparsa. Çünkü Allah'tan menfi bir şey gelmez. Allah ve melekleri menfi bir şey ilham ve ses yapmaz. Allah müdahale etti. İnayet-i hassa, inayat-ı hususiye, iltifat-ı hususiye gibi şeyler o dediğin. Ama şahs-ı manevi de liyakata göre yapıyor. Tamam mı? Liyakatı. Bu evamiri tekviminize üçüncü müdahale eden insandaki kendi örf, anane, kültür, gelenek, şair, bir de şey, tiryakiliklerimiz, bize giydirilenler. Menfisi yani şeytan ve taraf öyle bunlar. Bunlar içinde, o saydıklarım içinde. Yani o iştiyakımızı, meylimizi tekviminize. Yani direkt yapamazlar. Yapamazlar mı? Yok direkt yapamaz. Ne? Örfüne, ananene, geleneğine, onlara müdahale edip onunla beraber yaparlar. Mesela ustada münafık geliyor. Nasıl yapıyor? Diyor ki, gerçi diyor bu kardeşim dedi benim talebemdir. Onun talebesinin ustaya bakması gelecekler. Kaç tane şey kullanıyor. Ustadın talebesinin damadı berberdir. Berberlik münasebetiyle münafık dostu var. Münafık berberi. Berber de kayınpederini, kayınpeder de ustadı telkin ediyor. Bu da böyle ya. Risale'deki şeyi kullanmak için bu uzattım onu söyledim. Mesela üçüncü şey yapan, şahs-ı manevide menfi bir şey yoktur. Bak, evlikün şeyiyle inayet-i hassadır. Şahs-ı manevi ise liyakata göre sen de hizmetine seni dahil etmişse. Üçüncü neydi? Senin örfün, ananen, gelenek, şair, tiryakiliklerimiz ve içinde tabii şeytan da var, şey de var. Onunla müdahale ediliyor. Neyle? Evamir tekvini diyorsun. Abi istiyor. Kim istiyor? Sen de ancak ortaya çıkıyor. İstek ama kimin isteği bu? Kim şey yapıyorsun? Şimdi gelelim tahayyül. Şeye. Tahayyüldeyiz. Sayfa 333. Lemalar 185.
Şu şeye bakacak mıydık? Yoksa öyle bir konuşmuş muyduk? Ne ya? Şu Evamel Cüz ihtiyar unuttuk kaçı? 2-3-4 hafta geçti ya. Herhalde bu böyle bir kalsın demiştik. Yani daha tamam, onaylanmış mıydı? Onaylanmış sonra onaylandı. Ha tamam. O zaman tamam. Ondan sonra doktorum bir iş yapar mısın? Orayı sil abi o zaman. Kalsın değil mi? Nasıl doktor? Silsin, doktor silsin. Onu boşuna söylettirmiyor. Tamam sil. Çünkü başka bir şeydir. Şöyle bir şey söyleyeyim size de. Belki uygularsınız. Ehem, teneffüs ettiğim bir iki dakikanız alır. Alan bir tanesi Kırıkhan'dayız 94'te. Çok zor. Yani her şey zor. Yani maddi ve manevi zor. Yokluk var. Zeytin varsa peynir yok. Yanındaki vakıf gitti. Vesaire. Yokluktan. Yani çok zor. Ondan sonra hücum var. Ondan sonra 97-98 şey oldu ya. 28. O zaman... Oraya sizin var mı? Kalk, sil. Şimdi bu sefer bir gün sabah kalktım artık gitmeyi hesap ediyorum. Gitmeyi yani artık gam yapamıyorsun yani. Her şey yok yani. Çok zor. Ama cemaat çok. Abdest alıyorum sabah. Kapı açık. Kapı açık, gafur. Tam hiç unutmuyorum. Kolumu yıkarken böyle, yüzümü mü yıkarken adam geldi ki, geldi, girdi, haberim yok, kapı açık dershane. Dedi ki, Hasan Hoca'yı arıyorum dedi, selam elam yok. Şöyle bir baktım, bu adama benziyor yani. Ondan sonra, Hasan Hoca'yı arıyorum. O da dedim, soruyor ki, kim, niye arıyor diye söylüyor dedi. Ondan sonra, ya dedi, bana nuska yapmasını istiyorum dedi. Bana. Tabii belli. Neyin var diyor diye soruyor dedim Hasan Hoca. Ya beni deli etme dedi. Hasan Hoca ile görüştür dedi. Tamam mı? Ondan sonra iyi dedim abdest alsın dedim görüşecek seninle. Temsil ettireceğim dediniz. Sonra neyse adam dedi ki dedim ne var ben Hasan Hoca'yım dedi. Baktım bunlar işte latife yapılmaz, öyle bir şey yapılmaz. Değil. Dedi, bana ruska yapacaksın dedi. Ha, Emrol ne olur tabi. Dedim, ne var? Belli zaten de böyle konuşturdum, tamam. Dedim ki, iyi bir ayet-i kürsü bile yazayım da, yapayım, kalkayım. Ha, bunun dedim şartları var, falan günü gel. Hemen pat diye yaparsam bir tamiri, adam der ki ya 5 dakikalık şey 50 lira niye aldın? Onun için tamircilere mutlaka 1-2 gün sallar seni. Çünkü uğraştım. Oysa hiçbir şey yapmadı ya. Yani. Şimdi mutlaka saat tamiri, telefon tamiri abi bunun işi uzundur. Oysa hiçbir şey değil ya. 5 dakikasını almamıştır. O zaman diyecek ki 5 dakika ileride mi aldı? Şimdi dedim ki 2 gün sonra gel. Ciddi iş dedim bu. Tamam dedi ya. Neyse geldi. Bunun dedi bu nuskanın dedim nuska şey yaptım ya. Ayet-i kürsü yazdım sardım. Şartı vardı. Ne dedim? Yoksa tesir etmez dedim. Bu özelliği bu. Ondan sonra, 1-5 vakit namaz kılacaksın, tamam dedi, zaten niyetim vardı dedi. 2, her sabah 10'da geleceksin, burayı sileceksin dedi. Bu, gece ana olabiliyor. Ondan sonra, merzen gitmiş, biraz kıvrandı ama, her gün sileceksin dedi. 33 gün yapacaksın. Ondan sonra dedim, şu kitabı dedim, her gün 10 dakika okuyacaksın. Bu şartların varsa ben sana dedim garanti veriyorum düzeleceksin. Tamam dedi. Tamam. Mühür şey adammış ya. Şimdi, onu temizlik yaparken silmekten açıldım. Dedim ki geçe ya yüzümü kara çıkar. Bu adama senin adına söz verdim. Beni mahcup etme. Senin mescidini senin evindir. Temizlediği gibi sen de ruhunu temizle ya Rabbi. Bir anda düze çıktı. Düzeldi, acayip. Tarih çok bilmiyorum ne yaptı. Fakat Allah'ın işine karıştı gene. Ondan sonra tarih çok okudu, bilmiyorum ne yaptıktan sonra gitti bir başkası aldandı. Usta da dedi ki, o Kürttür dedi, kim şey yapmışsa.
O Kürt'tü dedi, biz Kürt'ün yakınına gideceğiz dedi falan. Ben dedim ki, Allah Resulü de Arap'tır dedim yani. Arabın arkasına mı gideceksin falan dedim. Doğru söylüyorsun. Evet. Arabın arkasına mı gideceksin? Baktım sarsıldı, ondan da sarsılacak. Ben güzel, onu men etmek için söyledim ama bu sefer dedim ki, Allah dedim nereli dedim. Allah Kürt müdür, Türk müdür, Arap mıdır, nedir dedim. Falan şey yaptı, baktım ustadı şey yapmadı. Ondan sonra dedim ki, demek ki Allah'ın işine karışmayacaksın. Çok dua ettim gece. Ya Rabbi, senin mescidini sildiği gibi sen de onun ruhunu sil ya Rabbi. Böyle. Onun için bazı şeyleri silmek, bazı şeyleri silmektir. Bir daha, bazı şeyleri silmek, bazı şeyleri silmektir. Bazı şeyleri yazmak, bazı şeyleri yazmaktır. Yemek, yemek gibi. Yemek, birinci kelimem, yemeğin bizim dışımızdaki bir şeydir. İkinci, yemek, onu içeriye sokmanın adıdır. Her neyse teneffüs bitti, hadi bakalım. Lemalar 185. Tatlıyı sildiği gibi top durumu da temizle. Arkası komik sorunca. Silecek bir şey yaparsak. Onun kaba, vahşi aklı. Kaba, vahşi aklı bir kumandanın devletin nizamatıyla ve kanunu padişahıyla kumandasını anlamayıp inkar ettiğinden o askerin iplerle birbirleriyle bağlı olduklarını tahvil eder. Bitti. Şimdi izah. Aklı inanması tahvil ile de olabiliyor. Mesela aklı inandıracaksın değil mi? Aklın alt veri tabanları tahayyül ve tasavvur. Tahayyül ile de akıl inanabiliyor. Tasavvur ile de akıl inanabiliyor. Veri verdiği zaman. Mesela buna misal daha köylü, saf, aklı kül olmamış, nisbi şeyleri nisbileri fazla inkişaf etmediği için itibari de yok. Yani tilkilikleri öğrenmemiş. Yalan ilanı bilmez ya çocuklar da öyle. Hemen inanıyorlar. İnanmalarının sebebi tahayyül ve tasavvur da yapabiliyor. Aklı müdahale edebiliyor. Çünkü akıl o iki yerden besleniyor. Aklı inanması tahayyül ile de olabiliyor. Devamında diyor ki ve o acip ipler onları esir edip oynattığını tahayyül ederek en vahşi insan suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede maskaralı bir fikirle çıkar gider. Şimdi diyor ki burada, biliyorsunuz taakulun içinde, bir fikre sahip olmak için tahayyül bile yetiyor bazen. Tahayyül. Fikriyatın zemine yeterli olabiliyor. Çünkü dimağda tahayyül çok kuvvetli ve ciddi bir sistemdir. Dimağda tahayyül basit gibi gözükürken çok ciddi ve çok anlamlı, çok sağlam veri gönderebilen, aynı zamanda insanın dünyasında mekanı oluşturan tahayyüldür. Fikriyat noktasında insanın fikrisinin zemini tasavvurdur. Bak, fikriyat noktasında insanın fikrinin zemini tasavvurdur. Yani subuti sıfatı yok. Subuti olacak bu. Subuti sıfattan. Subuti sıfattan olan ilmi meselelerde direkt muhatap tasavvurdur. İlk muhatap akıl değildir. Bir şey konuşuluyor değil mi? Şu anda dinliyorsunuz, ben konuşuyorum. Sizin direkt muhatap olan tarafınız akıl değil. Akıl sonra onu şey yapacak. Şunu kastediyorum. Tahayyül. Tasavvur. O şey gevşet karşı, takır tukur yapma, gevşet. Tamam mı? Kolu da gevşet, şurayı da gevşet, şu. Şu. Anladın mı? Beni de rahat ediyorsun. Bir işim var, onun tanışın yok. Sana buradaki şeyde
tahayyülün aslında menfi şeyini anlatmış, örneğini anlatmış. Yani çıkan şey müsbet bir şey çıkmıyor. Yani onun kaba vahşi aklı tahayyülü dinleyip ikisinde yanlış bir fikir elde ediyor. Ha, nasıl elde ediyor? Menfisi o, bu. Menfisi de yani. Yani mesela şimdi, müsbeti de üstadın hani şey tahayyülü kullanıp Cezirelatül Arap'ta veyahut da işte Fatiha'daki. Tabii işte onu anlatacağım. O sistem nasıl oluyor? Buraya giriyor. Tamam, buraya giriyor. Buradan süzülüyor. Yani gözle kulaktan diyebilir miyiz abi bunu? Görmekten ve kulaktan giriyor yani bir şekilde. Tabii giriyor yani, buraya giriyor. Bunu anlatmaya gerek yok nereden girdiği. Şimdi burada süzüldükten sonra tasavvura göre tahakkulun çalışıyor. Veya tahayyülüne göre çalışıyor. İnsanı en çok etkileyen zahir davamız ya, tahayyül etkiliyor, mekan. Düşünceler ikinci derecede etkiler insanı. Mesela ben sana şimdi bir şey söylesem, bir derece şey yaparsın ama mekan benden daha tesirli konuşur. Fiil var ya, mesela en güzel örnek nedir? Konuşmak değil, yaşamak ya. Yani vücut haliciz. Bunu etkiliyor. Aslında ben aklettim diyor. Hayır, tasavvurlarını burada aktif ettin. Yani bir sürü tasavvurlarım var, düşünceler var. Burada süzülüyor demek için ben buraya çizdim. Süzülüyor. Yani akıl buradan besleniyor. Yani besleniyor buradan. Evet. Yani direkt buraya muhatap yok yani. Direkt akılla muhatap olmuyor. Şuradan yapılıyor. Bakın. Şuraya. İki tane kaynaktan oluyor. Dört tane idi. Şimdi başını yazayım da. Diğerini melekler. Şeytanlar. Ondan sonra kafir cinler, Müslüman cinler, erva-ı habiseler, erva-ı aliyeler, mevad-ı şerriyeler, mevad-ı aliyeler, mekan ya. Ondan sonra, ha, şimdi buraya girdim abi, yani temeli bilelim diye. Buraya direkt akılla yok, muhatap yok. Akıl, direkt olmuyor. Tamam. Ancak bu tasavvurlarımızı, bu bütünlüğü direkt akla bunlar hitap ederken, mesela size söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü daha güzel olur fiili. Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ederken ilk kullandığı yöntem nedir? Daha ayeti söylemedi. Yemek. He? Maideyi kullandı. Evet. Yemek. İnsanın zaaf noktası o zaman. İlk önce ziyafeti davet ediyor. İlk önce. Yani %99 bu. %1 de mucize gösteriyor. Mesela Yahudi alimi Abdullah İbni Selam, Selul değil münafık o, ona da sima, gene tahayyül. Yani bu sistemden gene Kur'an burada olmuyor. Ne yapıyor Allah Resulü? Ziyafet gösteriyor, tahayyül. Sonra düşündürüyor, Allah Allah nasıl duyduk ya diyor bir tabakla. Düşüncesi aktif oluyor. Sonra bunun üzerine kaymağı koyuyor. Diyor ki Allah olmasa ben peygamber olduğuma, ben doğru olmasam benim sözümle böyle bir şey olur mu? Ben de söylüyorum olmuyor. Ailemden su aksın akmıyor. İlk önce adamların nesini çalıştırıyor? Bu çiçeği çalıştırıyor. İlk önce mekanı oluşturuyor. O yemek, mekan. Sonra ahlakı, onun hakkında bir sürü şeyler var. Su ikisini kullanarak aklını aktif ediyor ve vahiyi gönderiyor. Bu yani tahayyül, tayı, mekan, tasavvur, bastı, zaman yaptırtıyor. Yani cihazımız gibi olabilir mi? Aynen. Bu mekan. Tayı, yani ben mesajını hemen düşüneyim işte gittiğim bir yeri veya bir şeyi. Hop, mekan benim için genişle demek. Tabii yani zaten onun için mesela senin dar ve küçük sıkışmış anın var ya, seni kurtaran, hapishanede secde yaparken Hacer-i Esvet'e koydurtan, seni çıkartan veya tersini düşün.
Dışarıdasınız, dolaşıyoruz, hapiste değiliz. Ama hapiste adam. Evet. Ben mesela bugün gece saat 3'ten beri, yani neler çektim ben biliyorum. Acayip bir şey ya. Bir sarmalıyor. Vallahi yani uyanırım, uyanık da değilim. Ya öyle allak bullak ki. Bu yine film seyretmiş. He? Film seyretmiş. Üçü küsürde. Bak şimdi bana mı yansıdı? Bak üçü küsürde beni kaldırıyor. O namazı kıldıktan sonra. Ya arkadaş inanın itimat edin. Yalan nafsı kafirdir. Kafam nasıl biliyor musun doktor? Ya böyle bir şey olamaz ya. Çingene mahallesi ya. Her şey var. Sen ben haberi bilmesen var ya serbest belge. Olan işgal mi oldu mu cümle mu? Bir yanlış şu var. Aynı şöyle yaptım. Yatakta yattım böyle. Yatıyorum böyle. Gözüm açık değil. Ulan dur bakayım ne olacak dedim. Seyredeyim. Ne oluyor ya? Yani seyretme makamına geçiyorsun moda. Eğer seyretme moda geçmezsen. Yani böyle bir şey. Sen de o anafora gitsen hiç şansın yok. Darmadağın oldun. Dedim ya bu ne oluyor bakayım, ne yapıyorlar, niye yapıyorlar? Peki sonra düşündüm, bu bende niye aktif oldu? Niye biliyor musun? Kafur yüzüne. Şu oldu, şunla yıktım. Hatta kapatacak, ihtiyar elinden alınmayacak. Ona çalışıyorum, tamam mı? İki günden beri. Akla kapatacak hep böyle düşünüyorduk. Yani verdiğim şeyler aklın içine gidecek yapılandırıyoruz. Değilmiş. Kapıyı açıyorum. Doktorum gelir misin? Sana kapı açıyorum. Çok önemliymiş o. Kapı açmak, içine bir şey sokmaktansa aklı içeri al. O daha tesirli. İkisi de var. Ama birisi mülk, birisi melekut. Melekut şu. Aklının içine gireceksin. Kapı açacaksın. Orada bazı özellikler. Oysa en tesirli mülkte olandır. Kesif olan en camidir. Aklı içeri alıyorsun, kapıyı açacaksın. Akla kapı aç. Kapı açar. Osman orada açar mısınız? Emre orada açar mısınız? Akıl orada. O adamın adı akıl. Al içeriye. Aldım içeriye. İhtiyarı o zaman veriyorsun eline. Bule gel, gel bana. Gel. Al bunu. Akla kapı açtık. Geldi, ona verdik ihtiyar. Peki ne çıktı? Bir şey anlatacağım şimdi. Akıl yoksa ihtiyar da yok. Tamam mı? İhtiyar elinden gitti diyor. Tamam mı? Peki ihtiyar elinden giderse ne olur? Diyor ki şöyle geçiyor. İhtiyar elden giderse bakayım hangi şeyde yazıyor. Bak onu ondan sonra kafa benim şahit olduğumu da anlatmak için size bunu anlatıyorum. Evde size olduğu zaman veya hanımınıza da anlatırsın bak. Akıla kapı açılınca ihtiyar elinden alınmıyor. Eğer akıl yoksa ihtiyarı da yoktur. Peki ne oluyor o zaman? Hazır zamana muttela olur o kişi. Tamamen hayvani hazlarla ve kuvvetlerle hareket eder. O an. Abi hazır zamanla. Evet. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Evet. Ben bayağı bir zamandan beri bununla çıkmıyordum. Evet. Şimdi sanki şöyle anlıyorum. Hazır zaman ile anı ben birbirine karıştırıyordum. Abi hazır zamanla anı birbirinden ayıran ihtiyarın olması veya olmaması. Evet. Evet. Ondan sonra evet doğru söylüyor. Şimdi ben bununla uğraşırken ya bu bende niye oldu diye düşünmeye başladım. Niye bunları? Ama bildiğiniz gibi değil ya. Ömrüm de çok azdır. Böyle. Ya bir Çingene mahallesine birbirine girmiş. Herkes herkesin haliyle birbirine vuruyor. Her şey ama ya. Allah bullak ben de bakıyorum böyle ikisine. İki mahalle olarak görüyorum. İki mahalle birbirine girmiş. Tahayyül ve tasavvuru mahalle görüyorum. Bak şimdi benim bu bir mahalle, bu mahalle ikisinin cemi ayrı bir mahalle oldu. Tamam bir tuhaf. Allah her şey var. İyiler kötüler, düzeltmeye çalışan kafaya helalar. Küfredenler, sakinleştirenler, su verenler, suyu kesenler. Ne aklınıza geliyorsa algayip bir şey. Ben de dışarıda kaldım. Bir tane hasta gelse sana doktorum. Böyle bir şey dese var ya. Kardeşim şu bir şey yap. Sakinleştir. Ve kazanım şu. Ne oluyor bir bakayım. Dışarıya çıkmayı becerdim. Bu olayın dışına çıktın mı o keyif oluyor. At gibi oluyor.
Yani sana zenginlik katıyor. Onun için anlattım bunu. Bunun dışına çıkabilmelisin. Artık çıkmayı öğrenmemiz lazım. Bunlar herhalde egzersiz yaptırıyor Cenab-ı Hak. Bu olayın dışına çıkman. Çünkü yönetemezsin Yasin. Yoksa anafor gibi bunun içinde olup buna hakim olamazsın. Bir daha içinde olup da buna hakim olamazsın. Olamazsın. Yani bana niye oluyor böyle tuhaf tuhaf şeyler? İnsan olduğun için. Nasıl hakim olacaksın? Dışarıda olduğun için. Dışarıda olacaksın. Ve senin için hiç endişe etme. Seninle alakası yok. Sana zenginlik katıyor. Niye bana böyle oluyor? Kötülük değil ha. Sonra vay be. Cemil Cem değil miyiz? Her şey var. Baktım camiler de var. Adam şey var. Kavga yapıyor. Ayran var. Elinde ekmek alan var. Görüyorum. Çocuğa zulmediyor. Ötekisi çocuğu koruyor. Biliyorum. Ya ne aklına giriyorsun? Acayip bir şey. Yani dişine bir ne yapıyorlar dedim. Öyle bir bakayım dedim ya. Olmadı. Çok şuurumda yerimde diyorum ki vay be Tahir ve tasavvura bak ya. Neler oluyor ya dedim. Mekan zamana, zaman mekana birbirine girmiş. Acayip böyle. Seyrediyorum. Seyrediyorum ya. Resmen seyrediyorum. Eğer ben bununla meşgul olmasaydım kesinlikle halüsinasyon görüyorum. Şizofreniyim ve yemişim kafayı. Rüyada zaten öyle diyecek yani. Hastalık. Aslında çok kardeşlerimizin sıkıntısının temeli bu. Nasıl hakim olacağım abi? İkide bir hatıra geliyor. Bir öpmek, bir hatıra, bir tane, bir lemada batma var ya. Yani buraya, burada bunlar olması normal. Bunun dışında olacaksın. Burayı hakim edebilmen için. O zaman rahat ediyorsun. Sonra baktım biraz seyrettim dışarıdan. Seyrettirmedi için kafir. Biraz sonra kendimi de hatırlamıyorum. Uyumuşum. O şey akıl mı irade mi o sizin kesinlikle? Onu da bilmiyorum. Daha yeni bir akşam ihtiyar. Ha ona hakim olan. Yani dışarıdan sizi seyrettiren. İrade mi? Şöyle bir şey okuyordum ya. Akla kapı açacak. İhtiyar eline hep böyle klişeleşmiş cümle. Düşünmüyoruz ki. Dur dedim ya. İhtiyar elinden alınmayacak. Kapı. Ulan aklımı yapılandırıyor. Aklım içeriye alıyor. Bunu çok bir gün buna uğraştım. İkisi de var. Akla bir şeyler vermek herkesinin işidir. Aklı içeriye almak, misafir etmek aklına. Aklını bana misafir edin diyor ustad. Aklını misafir etmek. Aklınızı bana gönderin diyor. Tamam mı? Teslim etmek. Ondan sonra aklı alıyorsun, aklı yapılandırıyorsun. Akla yapılandırdıktan sonra koyuyorsun doktorum. O adamın eline ihtiyar vermiş olursun. Aklı devredişi yaparsanız, akılla hareket etmeyen bir insan ihtiyarı da yoktur. İhtiyar elinden gitmiştir. Ne yapıyor peki o zaman? Hazır zamandaki hazlar ve bir de nelerle? Hazır zamandaki hazlarla ve kuvvelerle. Yaptırıcı kuvvetler var ya. De onu, ver onu, ver ağzını payını. Ya bunu, kır onu, işte onu. Ya onu vesaire. Verme onu, parayı verme, bilmem ne yapma. O yaptırıyor. Yani o akla kapı açılmasıyla ihtiyarı elinden almamak zıt şeyler aslında. Evet. Yani kapı açmadı kapı. Şimdi diyor ki kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak sırrı teklif iktiza ediyor. Evet. Akla kapı açtığında mecburiyet oluşuyor ama ihtiyarı da veriyor. O zaman sırrı teklif oluyor demek istiyor. Değil mi? Öyle anlıyorum ben. Tam teklif o. Yani o zaman akıl aslında cebrediciydi ya. Cebredici güçtür. Aslında bir cebreden bir şey var ama bir de ihtiyar da olacak ki sırrı teklif olacak. Evet. İçerisi çünkü akıl dümendir, dümen. Motorun gücü ayrı bir şeydir. Dümen bir de akıl güçtür. Kuvadır. Akıl güçtür. Yani bir de dümen var yani, direksiyon var. Bir de motor var. Akıl kuvvettir ama ihtiyar direksiyondur. Abi tahayyül ve tasavvur kapıyı açmazsa aklın açmazsa diye bir şey yok. Talebinin bir şeyi var mı yani? Açmazsa diye bir şey. O senin elinde pek değil. Değil mi abi? Yok. O sen bu acayip bir şey şuradadır tam şu lobda. Şuradadır. Serbest bölge. Buradan başlıyor bu gözler. Şurada böyle katlar. Burasının adı serbest bölge. Diğer tahakkul tasdik böyle geçiyor buraya. Geçiyor. Böyle. Sistem olarak burada böyle. Buradan şey yapıyor. Onun için iki göz gibidir. Evet.
Abi tahayyül ve tasavvur biri zaman biri mekan ya. Evet. Şimdi aklı içeriye aldıkları zaman, tahakkuk içeriye aldıkları zaman zamana hakimiyet kuruyor tahakkuk. Ve şey, düşünceleri... O zaman işte an oluyor abi. Anlamadım. Anladığınız zaman konuşuyoruz. O anda dediğini dedin. Selam abi daha. Geçti. Anlayan anladı. Sonra devam ediyorum. Ne yapıyor anlamadım. Tamam ben ufak bir şey. Sıfattan olan ilmi meselelerde direkt muhatap tasavvur. Bu paragrafın başında da bu var. Fakat kudret sıfatını anlatırken İnsanın muhatap tarafı ise tahayyülmüş. Kudret sıfatını anlatırken ustad, ona kaba vahşi aklı bir kumandanın devletin nizamı, nizamatıyla kanunu padişah var ya böyle, adam mesela emrediyor, komutan yat diyor, kalkıyor. Ama bu görüntü nedir ilk? Yatması, kalkması, bu görüntü tahayyüldür. Daha tasavvur yok. Hayali ipler. Fakat kudret sıfatını anlatırken, kudreti anlatırken tahayyülü kullanıyor külliyatta. İnsanın muhatap tarafı ise tahayyül, saltanat-ı rububiyet kullanırken tahayyülü kullanıyor. Vücudu harici meselelerde tahayyül, vücudu ilmi meselelerde taassur, tasavvur kullanılıyor. Şunu yazmam lazım, bu mühim. Külliyata baktığın zaman işte bu cümleyi yazman için böyle külliyatı okuman gerekiyor. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Vücudu harici burada da mı öyle bir şey gördünüz, onun için yazdınız yoksa genelden mi? Genelde. Burada da ama burada ortaya çıktı. Meselelerde burada ortaya çıktı çok fazla meseleler de vücudu ilmi meselelerinde tahayyül tasavvur mesela buradakinde vücudu harici mi diyeceğiz buradaki misal mesela tabii vücudu harici mesela adam rahat diyor, rahat oluyor. Hazır ol diyor, hazır olur. Yat diyor, yatıyor. Bir lafla bu olur mu? O zaman bağlı. Yani gözüken ne? Gözüken bir elim gözüküyor. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Tamam. Şimdi burada kullanılıyor. Emri nisbilerin zemini tahayyül, emri itibarinin zemini tasavvurdur. Çok harika. Ha, ayırdınız mı? Evet. Ama zemini beslenen, gene tasavvurda bu. Ha. Tasavvurda ama besleniyor. Zaten onu da demiştik, harici bakıyor. Ha, hariç olduğu için. Evet. Yani mesela emri itibari, emri nisbiler tasavvurdadır. Ama emri nisbiler tahayyülden beslenir. Tabii nisbi hariçtir. Hariçtir. İtibariyle ise içeriden şey yapıyor, besleniyor. Zaten mekanda dediğimiz şimdi nisbi olması muvaffak. Muvaffak, evet. Abi bazı cezaevlerinde mahkumları kullanıyorlar ya, mesela hayırlı işler yaptırıyorlar, inşaat yaptırıyorlar, bina yaptırıyor, bilmem ne. Adam o şekilde geçiriyor hapishane hayatını ama neticede bir şey meydana gelmiş oluyor. Acaba alemi misal tahayyülü ve tasavvuru mu kullanıyor o elbiseyi giydirirken? Hayali yani o alemin misali elbise giydirerek alemi şehadete taşıyor ya sana. Yani ama yani bunu alemin misal tahayyülü tasavvuru kullanıyor. Alemin misal nasıl beceriyor hayali ortaya çıkartmak için? Elbiseyi nasıl giydiriyor abi? Alemin misali giydirmiyor elbiseyi. Alemin şehadet dersi başında söyledi ya sana abi. Alemin şehadet giydiriyor. Alemin şehadet giydiriyor demedi. Alemi misal dedi giydiriyor. Hayal. Hayal ediyorum işte. Hayal. Alemi misalin
Alemi şehadete giydirdi, libastır derim. Bir dakika, hayal? Alemi misali, alemi şehadete giydirdi, libastır. Ben tam tersi. Öyle mi dediniz abi? Evet, evet. Yazdım. Ben de. Çünkü hayal denen bir şey yok. Alemi misal var. Tamam mı? Alemi şehadet yok. Derim ki, melekut alem var. Alemi misal var, alemi erbah var, alemi ana var. Alem tam sırlar alemi var. O alemi şehadet olmayınca hayal denen bir şey yoktur. Alemi şehadet olmayınca tasavvur da yoktur. Alemi şehadet olmayınca akıl da yoktur. İnsan yoksa bunlar hiçbirisi yok. Şehadet de yok. Şimdi bunlar var 18 bin alem. 18 bin alem dediler ki, alem sen bir alem, ben bir alem. Alemi erbağ, alemi mana, alemi sır, böyle okur bir sürü. Ya biz bir araya gelelim, bir ortak bir şirket kuralım. İş yapalım. İlk önce ne yapalım? Böyle bir araya gelelim, kimse kimsenin hududuna geçmesin. Böyle bir araya gelince sen sendin, ben bendim, o oydu, şu şuydu. Bunlar bunlardır. Tek kaldık. Bunlar 18 bin alem. Sonra gel bir araya iş yapalım. Herkes mutlak adalet olsun, eşit olsun. Hepsi geldiler, geldiler. Bir bütünlük teşkil ettiler. Bu bütünlüğün adı alemi şehadet. Tamam. Sonra ne yaptılar? Dediler ki, dur arkadaş bunu yaptık ama bunu esas neticemiz değil. Bunu kemalata götürelim. Nasıl götürelim? Bunları cem edelim. Yani biz 18 bin alem bu kainatın kalbi diyor. Kainata diyor usta. İnsan inşa ettiler. Kainatın kalbi dünya. Evet, dünya. Şecelik'in kalbi de kainat. İnsanı yaptılar. İnsanı bir araya geldiler. Şimdi dediler ki, insanla, insanın tabatın ettiği, ihtiyaz ettiği mekana iletişim kuralım. Bize gelsin bu adam. Bize gelsin. Yani insanı yaptık, yazılım. Bir fiil kainat. Buna dedi ki bu insana, biz dedik ki bu insana, sen şimdi kendini inşa et. Tamam. Bak, kainatı yaptık. 18 bin alemin hulasız. Yazılımını da insana koyduk. İnsana dedik ki kendini yapılandır. Ne? Şunlardan sıyrıl, aslına geç. Buna iki tane temelde yol çıktı. Bunun kendisini, insan kendisini inşa etmek adına. Bir nübüvvet yolu çıktı. Bir de felsefe yolu çıktı. Felsefe bir sürü öğretiler, sistemler geliştirdi. İnsan kendisini nasıl inşa eder? Dinler de şey yaptı. Şimdi insan ve kainat bir ilişkisi var böyle. Yazılımın insanda, haricisi kainatta. Ama kainat dediğimiz böyle bu lamba, güneş, portakal, doğu ve öl değil. Birbirinin üzerine bindirilmiş. Öyle şu anda havada radyo dalgaları gibi. Şimdi alemin misalda buraya alemi misal bizimle alakası yok. O alemi misal. Ama alemi şehadette o da bir yapılandırdı ya ortaktı. O ortak buraya ne kattı? O alemi şehadete giydirdiği elbisenin adı hayaldir. Tamam. Hayal bizim dışımızda bir şeydir. Nedir? Yani alemi şehadete giydirdiği elbisedir. Yine aynı şey. Evet. Alemi misal alemi şehadete giydirdiği libasın adıdır hayal. Tamam. Hayal ama. He, hayal o. Ama giydiren alemi misal. Tamam. Alemi misal giydirmiş. İşte he, onu diyordum ben. Mesela, o giydirirken tahayyül ve tasavvuru kullanıyor abi. Evet, biz giydirmedik. Anladınız mı? Yani mahkum olarak tahayyül ve tasavvuru kullanıyor abi. Alemi misal, evet. Tahayyül ve tasavvuru kullanarak kendine libas giydiriyor. Bu sefer dedi ki, bunun insanda sistem var. Bu insan bize nasıl gelecek? Sabit bir sistemi var, tahayyül. İnsanda olan bu. Bu insandadır. Hayal bizim de, bizde değil. Bizde olabilir ama dışarıda. Yani alem-i şehadete, kainata giydirilmiş. Şimdi biz kendimizi yapılandırmak, aslımıza dönmek, aslımızla tanışmak için alem-i misale geçmek istiyoruz, alem-i erbağa geçmek istiyoruz. Vatanı asıllarımız olan cennete gitmek istiyoruz. Cennet de alem-i misal giydirmiş. Ne yapmış? Bize alem-i misal perdeli, 70 bin perdeden giydirilmiş bu. Cennette ise alem-i misali aslı giydirmiş.
Vatan aslında ne diyecek? O zaman bize dediler ki, böyle bir tane tasavvur denilen şey, tahayyül denilen bir şey var, yapım var. Onu kullan, onu çöz. Çünkü biz de onunla uğraşıyoruz. Yani bir şeyi hakim olmak, kullanmak için o cihazı tanıman lazım. Tamam. O cihaz bizde, şey, o sistem cihaz değil, akıl cihazdır. Tahayyüle cihaz demiyor. Bu sistem tahayyül. Tahayyülümüzü kullanarak alemi misalin, alemi şehadete giydirdiği elbiseyi, ki adı elbise, hüllenin adı hayal. Oraya giriyor. Oraya giriyor ama aman yarabbi. Yani acayip bir şey. Hani sakın hayali cansız zannetmeyin. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ben işte gece şahit olduğum acayip şeyler. Bunlar hiçbirisi hayal değil. Ne oldu? Benim kafam tasarlamadı. Benim kafam bunu uydurmadı, anlatmıyorum size. Orayı kısmen bununla biraz fazla yoğunlaşınca beynim bana rağmen çalışmaya başladı. Bu şeyi. Serbest bölge. O benim uydurduğum değildi her şeyin olması. Adeta fazla yoğun olman şeyi olsa gerek ki onu kısmen fark etti. Yani Allah Allah. Her şey her yerde, her an olmuş, oluyor ve olacak. Üç zaman. Oluyor. Sen onlara şahit ve tanıklık ettiğin nispetle burada kendini yapılandırıyorsun ve konuşuyorum bak şimdi. Şahit oldum, size de anlatıyorum. Ha böyle bir şey var. Bunun hakikatini bilmediğin zaman eyvah cinlendim, eyvah nazar oldu, sihirlendim, psikolojim bozuldu. Psikolojim bozulmadı kardeşim. Bazı aletler sana açıldı. Ama sen onu tanımlayamadığın için, başka anlam koyduğun için bu sefer onu kontrol edemedin. Kontrol edemediğin her şey seni kontrol ediyor. Onun tıptaki adı hastalıktır. Aslında çıkan, sana çıkan bir hakikat o. Hiçbir şey yok yani. Menfi kainatta bir şey yok. Yani o sende uyandı. Mesela diyelim ki ses duyuyorum. Ses duyuyorum. Bu hastalıktır. Hastalık değil kardeşim bu ses duymak. Ama orada bir şey hissediyorum. Değil kardeşim. Şurada abi birisi geçti. Orada bir kim annem geçti 50 sene önceki. Annem değil, dedenin dedesi Adem Aleyhisselam bile var burada. Her şey her yerde var. Her ses her yerde var. Ha, kısmen aralandı sende. Bu hastalık değil. Ha, bunu tanımlayamadığın için, bilemediğin için, izah edemediğin için ve diğerlerinde de böyle bir yorum görmediğin için kendindeki o fazlalığı eksiklik zannettin. Fazlalığı. Fazla olmuş. Biraz böyle kalp atışları var ya böyle çıkıyor lan böyle. Bir tane çıktı. Ya o maşallah ya şuna bak ya. Şu ne kadar iyi kalp çalışıyor. Bir tane yukarıda diğerleri böyle. Hastalığın alameti. Yani bu aslında atmadı değil. Atmasaydı böyle olur. Çok acayip attı yani. Tamam mı? Şöyle iken bir tane böyle yaptı. Hastalık demek ille çizgi değildir. Yani sistemin ifrat ve tefritidir. Sen de bu ifrat olmuş. Orada şekiller görmeye başladı. Yani üstü açıldı biraz. Hasta değilsin. Bunu tam hasta falan değilsin. O ses dersen uyduruk değil. Çünkü burada var. Mesela radyo atsan 500 sene önce ben ses duyuyorum adama desen bu dersi anlatıyorum 500 sene. Ya bütün ses de burada var ya. Sen de cihaz açılırsa o sesi duyar. Ya manyak mısın? O zaman radyo atsan. Radyo olduğunu görsen. Aa! Hakikaten lan. Ses çıkmıyor mu ortada? Burada kutu. Ses burada ifade ediliyor. Ses burada zaten. Adam radyosuz radyo dinliyor. Öyle bir şey olsa. Her FM'i dinliyorum şimdi. Radyosuz dinlersin ya. Bazıları radyo ile dinliyor. Bazısı radyosuz dinliyor. Hani şöyle diyeyim. Ustad Hazretleri dijital ekranda seyrediyor. İlmi kelamcılar sistemle gidiyor. Formül. Ustad da netice söylüyor. İki tane yöntem var. Bir tanesi bilmek, bir tanesi anlamlandırmak. Bilmek Avrupa metodudur. Bu nedir? Bu ot. Bu ne işe yarar? Bildin. İslam dünyasında nübüvvetin şeyi bilmenin arkasında anlam var. Bu neye taşıyor? Bu ne demektir? Bu beni nereye taşır? Saniyenin nazarıyla bakmak. Bu anlamdır. Avrupa'da bu yok. Avrupa'daki bütün eğitim bilmeye dayanıyor. Alem İslam'dakiler anlama dayanıyor.
anlama dayanıyor. Ezbercilik oluyor diğerleri. Şimdi devam ediyorum. Şeyde abi şunu bir diyeyim. Hani hayali cihaz değil dediniz ya, şöyle geçiyor. Hayal cihazdır demek de hayal sistem ama hayal cihazı da diyor. Sana açılan tarafa. Mide gibi diyor, bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat insaniye dair bir nevi oruç tutturmak. Ha tamam. İşte o giydirdiği elbiseyi bizde açılan o cihaza dönüşüyor hayal. Ama alemi misalin giydirdiği libas bu. Bu alemi misalin zaten Üstad Sari ifadesi var bu. Giydirdiği libas. Bu hatta ruha da cihaz diyor. Ruha da cihaz diyor. Yani onu tahayyül, onu kullanmaya başlayınca alemi misali ta kendisi değil ya o alemi şahadette. O sen şey yaptığın zaman cihaza dönüşüyor, cihaz oluyor. Seni yapılandırıyor, tahayyülüne malzeme veriyor. Ama o bizim dışımızda. Tahayyül cihaz değil, sistem. Daha önce bunlar hep tasavvurdaydı, şimdi anlıyorum ki emr-i nisbiler tahayyüldeler. Değişti. Ha? Değişmiş o zaman. Yani değişti derken besleme noktasında öyle, şöyle düşünüyorduk eskide. Emr-i nisbiler, emr-i tibariler hep buradan besleniyor. Burada olmakla beraber kökeni, hani şöyle diyoruz. Sanki onu da bir ara dedik. Dedik. Yani şeyi, yok yani emr-i nisbi tasavvur da dedik ama tahayyülden de ilk kapısı emr-i nisbilerdir. Çünkü yedi duygudan gelenlerle diye sonra ders yapmıştık. Sonra şey yapamıyorum yani, tamam mı? Aslında emr-i nisbilerin kökeni burada da gözüküyor. Emr-i nisbilerin kökeni, emr-i tibaların kökenleri burada. Öyle. Fakat burada olduğuna dair kuvvetli şeyler olmakla beraber burada da olduğuna dair var ama ilk böyle şey yaparken zanda emri itib emri misbiler burada olduğuna dair o sırf onu anlatan bir delili koyduğumuz için bu oynatmak istemiyorum. Aslında dikkat edersek biraz insaflı emri misbilerin kökeni burada, emri itibariler burada gözüküyor. Geneli nasıl, ne zaman anladık şöyle bir şey Osman? Hı. Tasavvuru okurken, o zan var ya tasavvur, zan, hayal okumadık, hayal okumadık. Zan okurken ikisini burada gördük. Tabii. Gördük. Ama sonra hayali okudum, bitirdim. Tahayyülü de okudum, baktım ki emri nisbilerin kökeni burada da var. O zaman burası ki çok mantıklı, külliyatın ruhuna okuyan hepiniz okumuş insanlarsınız. Emri itibariler burada olacak. Olması lazım. Düşün, ilimdir. Kendi. Bu ise emri nisbiler ise dış dünya olduğu için mekanı anlamlandırır. Düşünce değildir. Emri nisbiler bizim dışımızdaki mekanlardır. Onun için kökünü burada yani. Ama niçin hala elastiklik konuşuyorum? Çünkü zan okuduğumuz zaman zanda ta emri nisbiler, emri itibariler tasavvurda, evet tasavvurda ama burada yapılandırmasını gördüm. Burada bir baktık şimdi kökenini gördüm. Şunu şöyle bir misal vereyim, inceleyeyim. Şimdi bende öfke var, bende haset var, bende vefa var, var. Kökeni bende mi? Uyandığı zaman bende değil o, ben ondayım. Bu da böyle işte. Yani sabun yap Mehmet'im, sabana böyle balon olur ya, balon böyle, yine. Onun içine girer, fanus gibi, eğer bir his, bir fikir, bir his, bir halet, bir hatıra, bir hatıra, bir öpmekte, bir lemada, bir danede bakma şu. O ne oluyor biliyor musun? Sendeyken kökeni seni içine alıyor. Böyle içine alıyor, sen içindesin. Sahilde bakarsın, şimdi kadar böyle konuşuyorduk. Öfke bende. Vefa bende. Sende ama istemediğin şeyler yapıyorsun. O zaman sen onun içindesin. O his seni hareketlendiriyor. Sen yap. Yani mesela bak bir daha söyleyeyim. Madem kökeni sende, niye sen onu yönetemiyorsun da o seni yönetiyor? Çünkü sen onun içindesin. Şehvetin içine girdin mi, senin içinde değil o. Öfkenin içine girdin mi, arabada trafikte yapamayacağım bir şey. Kontrol ona veriyorsun. Evet, yani şu incelik şu anlatmak istiyorum. 2-3 derste oldu ya, hisler kökeni bendeyken aslında ben, fikir, his
latifem balondur, ben onun için. Ha, tamam, kökeni şurada diyebilirsin. Hasan abi, kökeni buradadır, nisbileri. Şöyle demişiz abi, orada çok aykırı değiliz diye teyit için söylüyorum. O Dima 13'te, şimdi 7 duygudan gelen, 7 tane duygudan gelenleri Dima'da tayin teşahhus ettirip suret ve libas giydiren mahaldir tahayyül demişiz. Harika. Ha, tahayyülden gelenlerle emir nisbi inşa olur. İnşa olur. Emr-i nisbilerle vehim, zan, şüphe, düşünce bilgilerimizi harmanladığımızda emri itibarlarımız aktif olur. O emri itibarlarımızı sonra taakkule girer. Tefekkürle vahiy müdahale olursa da tasdikte ilim olur demişti. Ayrıca o zaman böyle anlatmış. Çok acayip bir kural. Yani aslında o aynı yani doğru. Burada yan şey dememişiz. Yani tasavvura koymuşuz ama ucu tahayyül demiş. Tahayyül. Yani kökeni, emri nisbilerin kökeni burada. Bak burada da vardı ama evlilik. Çünkü bak bir daha okuyayım bak. Diyor ki bu noktada emri nisbilerin zemini tahayyül. Emr itibarının zemini tasavvurdadır. Ondan sonra ne demişiz? Daha önce bunlar hep tasavvurdaydı. Şimdi anlıyorum ki emri nisbiler tahayyüldeler. Çünkü burada 185 lemalarda vahşi, bak, kaba, vahşi aklı. Bir kumandanın devlet nizamına, kanunun perdesi vesaire diyor ya. Yani bu kullanıyor arkadaş. Kullanıyor ama kökeni burada. Evet, kökeni burada. Ya çünkü bak, emri nisbinin mantığı şu, benim dışımda. Benim dışımda nisbi. Gördüğüm şey mekan. Onu içeriye alınca, aldım içeriye, tasavvurumda emri itibarilerime dönüşüyor. Şey, içeriye giriyor. Emri itibarileri giriyor. Emri nisbi, emri itibarı harmanlıyor. Vehim, zan, şüphe, düşünce, bilgi, onları da alıyor. O onu da alıyor, alıyor. Bir sürü şeyler de alıyor. Emri itibari oluyor. Ondan sonra emri itibari oluyor. Yani bu şeyler. Sonra insanda şey oluyor. Elenin şeyi var. Neydi o? Ona dönüşüyor. Taakkule girer demişiz. Taakkule geliyor. Taakkule geldikten sonra vahiy de onu onaylarsa ilim oluyor. İlim oluyor. Eğer ötekisi ise batıl ilim oluyor. Yani şu anda şey yapacağız. O emri nisbilerin kökeni, ama kullanıyor bu başka, ama kökeni, kaynağı tahayyül. Hep yok. Abi 5 dakika önce bir şey yazdım da. Benim emri itibarilerim dünyanın emri nisbisi. Dünyanın emri itibarileri benim emri nisbi. Yani emri itibarileriyle emri nisbiler savaşıyor mu abi? Dünyanın emri itibarısı nasıl olur? Benden çıkanlar şöyle. Dünyanın emri itibarileri. Dünya yani benim dışımda. Benden biliyorum. Çıkanlar çıktı dünya. Şu an olaylar, her şey. Artık dünyanın emri nisbisi oldu. Yani emri nisbiyle emri itibariyle benle dünyayı karşılaştırıyoruz. Ha, benle dünyayı karşılaştırıyoruz. Yani içe savaş var. İmalatta tam tahayyül ve tasavvurda. Hani şöyle diyor. İnsanla kainatı kıyas edersek doğru. İçeridekini dışarı yansıtırsan tasavvurlarını eyleme dönüştüreceksin. O zaman nisbi olur. Şekle dönüşüyor. Adam planladı bir şey, bina yaptı. Yani planı değil mi? Plan. Bina plandı. Plan emri itibariydi. İlmi vücudu. Ama bu dışarı çarpmıyor. Şu anda yapılandırma etmiyormuş. Eylemsel olursa doğru. Şimdi devam ediyorum. 186 lemalar. Neresi abi dedin? 186 ise 334. Aynı, devam ediyorum. Mevcudatın vücuduna taksimi akli ile dört yoldan başka yol tahayyül edilmez. Tahayyül. İmana da küfre de gidiş yolun ilk mukaddemesi tahayyüldür. Tahayyül şekille düşünmek demek. Tasavvur ise şekilsiz düşünmek. Tahayyül şöyle bir lauba aynası gibi düşünelim, lauba aynası. Yani sırf şekillenilen alan değil, şekillerin anlamlandığı olsa. Mesela lavabodaki ayna sen şeklini gösteriyor. Ama bir de içeriğini gösterse,
yani anlamına göre şekillensin. O andaki duyguna göre şekil alsan. Simanı göstersin. Yani. He, sürekli değil de sima. Tamam mı? Anlamların şekillendiği, kelamların libaslandığı yer, baksana burada da mevcudatın vücuduna dört yol tahayyül ediliyor. Burada bir şekil yok. Bunu teyit eden şu diye devam ediyor. Yani, burayı anladınız mı? Ayna, yani o beni gösteren, o manadaki ayna tahayyül mü? Tahayyül. Yani benim haletimi, hislerimi gösteren bir ayna olsa, ayna. O tahayyüldür. Tahayyüldür. Senin mesela neyle muhatabım ben? Senin suretinle muhatabım ben. Tamam mı? Suretinle muhatabım. Suret nedir? Tasavvurların, taakkulların, haletlerin, fikirlerinin dışa vuruşudur. Tamam mı? O zaman ben senin neyle muhatabım? Senin tahayyül, simandan olduğu için ben seni ilk önce, ben sana muhatap oluyorum, tahayyülümle muhatap oluyorum. Tahayyül mü? Burası da öyle değil mi abi? Evet, aynen. Evet, aynen. Şey yok, çöl yani. Yok, hiçbir şey yok. Bilmiyorum. Dünya hiçbir şey yok. Yok. Mesela şöyle de, aynanın rengi var mı? Yok. Dünyanın da rengi yok ki. Sen veriyorsun de. Alemin misali ne gibi? Aynaya böyle bir şey, aynaya boşluğa tutun. Tutamazsınız ya, boşluk yok. Semaya tutsan yerine, aynanın rengi olmadığı için ayna atır. Boşluğa tuttuğunda... Aynanın rengi yok, olsa kesinlikle. Ayna olamaz. Ha, şimdi bir daha söylüyorum. Senin Osman, iltizamın, itikadın, haletlerin, fikriyatın, düşüncelerin simada yansımıyor mu? Yansıyor. Peki ben seni görüyor muyum? Görüyorum. Ben ilk önce senin Allah Allah böyle bir siması var diye böyle bakıyor falan. Ben sana ilk muhatap olurken benim sistemim ilk önce tahayyül. Sonra Osman niye böyle ya tasavvurum? Ha, sizin ilk tahayyülünüz. Benim ilk tahayyülüm. Ama senin de dişe vuruşun ilk tahayyülü. Niçin? Şimdi biz katlamana çıktım. Vicdana geldim abi. Kartopu gibi git düşün. Dağın tepesinden aldık. Kalpten çıktım abi. Vicdan da aldı. Fikir, dimağdan da aldı. Sonra elbise giyecek. Oradan şey yapıyorum. Bu manaya elbiseyi kim giydiriyor? Bir tezane var, tahayyül sistemi hayalde biçiliyor. O manaya uygun elbise ya takar ya bulaştırır ya elbise giydirir diyor. Tamam 276 sözlerde. Bir daha, kar topu yaptım karın tantebisini, bıraktım aşağıya doğru, katlana katlana gidiyor. Gidin. Meyiller, ihtiyaçlar, incizaplar, ihtiyaçlar vesaire oldu mu? Ondan sonra vicdana geldi. Orada o mana geldi ya vicdanım. Orada yaptıklarım irade, zihin, onların his, maneviyatım, latife-i rabbani. Sonra dimağa geldi. Dimağa gelince aşağıdan gelmez, tahayyülden gelmez. İtikattan başlar. İtikat, iltizam, izan, tasdik, akıl, tasavvur. Buraya kadar geldi son. Buraya gelince burada elbise biçilecek. Elbiseyi biç denilen, sistem biç diye tahayyül. Elbise şey bendekiler toplam yekünü, elbise biçilen terzihane hayal. Hayal ona uygun elbise biçiyor. Eğer diyor Vesvese Risalesi'nde manalar müneze ama elbiseler rezil ise giymez, bulaştırır. Bu hafif temas eder. O teması diyor Vesvese'li adam giydi zanneder. Ha, demek ki burası hayal nedir, terzihanedir. Emreden terzi kendisi. Terzi kendisi tahayyüldür. Terzihane hayaldır. O elbise de bizim o geçirmiş olduğum o manadan, kalpten, vicdandan beri geliyor ya böyle acaba. Odur. Ha elbise işte. Elbise giyiyor. Yani kelam elbisedir. Ama nerede anlatıyorum? Emreden elbiseyi biç bina diyen tahayyüldür. Elbise hane, terzihane hayaldır. O biçilen elbise kelamdır. Hmm. Yazın abi. İsim. Yazın. Tamam yazın. Tamam. İfade oldu ya. Tamam. Çok acayip ya. Gözüne girsin o. Bir şey söyleyeceğim ya. Evet. Aynı şeyi yiyor içiyor. Aa, mesela ateş böceği veya karınca. Veyahut da şey yazın abi. Erkek böceği yazın abi. Şimdi yazıyorsunuz. He. Kaptekileri
manalar kaptekileri muhakemat üzerinden mi gideceğiz abi şimdi? Evet, kapteki onu biraz meli hayat tahayyülde ayıracağız. Vicdandakileri alarak diman itikadına hayal libasını giymiş muazzam bir hakikat değil. İtikadın hayal libasını giymiş muazzam bir hakikat. İşte bu. Muazzam bir hakikat şu an. Kalpte manalar kalpte, kalptekileri ve vicdandakileri alarak diman itikadına yapılandırdı. İtikadından iltizamına buradan da bu çıkış yolu kalpten manalar vicdan alarak diman şurada bir yanlışlık var. Düzeltmiyorsunuz. Diman kalbe açılan kapısı olan izandan itikaddan iltizama aşağıdan yukarı gibi oldu. Evet, aşağıdan yukarı. Tamam. Ondan sonra iltizamdan tasdikten taakkula taakkulden tasavvura tasavvurdan tahayyüle terzihane denilen hayale tahayyül emreder ki bu manaya uygun libas giydir, kes ve giydir, giydir. Tamam, uygun libas, kes ve giydir. Libas, kes ve giydir. Bedene mi giydir? Yok, manaya. Kısacası emreden manalar kalpten elbise giydir diye emreden tahayyül terzihane ise hayal
elbisenin kendisi kendisi kelam. Ayette diyor ki mealen, ayet, ölüm size gelmeden önce tövbeye acele edin. Estağfirullah. Manalar kalpten. Elbise giydir diye emreden tahayyül ise terzihane. Oldu herhalde. Oldu abi. Bak ben bir de anlatarak şey yapayım. Kalpte arkadaşlar, kalpte manalar var. Tamam. Bu manaların kaynağı bizim evamiri tekviniyemizdir. Muhakematta da anlatıyordu ya orayı. Ha, ha, işte. Orası da. Orayı okuduk mu biz şeyde? Hayal bahsinde. Muhakemat daha gelmedi herhalde. Muhakemat daha gelmedi herhalde. Hayaldi. Çünkü çok acayip daha şeylerimiz var. Ben gerçi akıla da girdim ya. Ha şeyde orada mesela şimdi okuduk da temayülatın tevellüt ettiği yer diyor hayale. Ya bak. Demin evamiri tekviniye dedik ya. O zaman evet. Evamiri tekviniye hayalde bir şeyler var yani. Olmaz olur mu? Şimdi tavırda var kökünü. Bak mesela hayal nasıl? Ben kısaca şey yapayım. Kalpte mana çıktı. Detayım. Çıktı. Vicdan orada yüklendi. Neler vardıysa. Latife insan eden aldı. Getiriyorum vicdana. Vicdanda ne vardı? İrade, zihni, latife, rabbani. Oradan da aldım o kartopu. Yüklendi. Geldi dima. Dima nasıl çıkacak? Biliyoruz. Dima bir kapısı vardı. Dimağdan kalbe, kalpten dimağa geçiş kapısı izan. Tam göbekten izan. Tamam mı? İzan. İzandan girdi mi abi? Girdi. Ne yapacak? Doğru itikada gidecek. Doğru itikada gidecek. İtikada atacak. İtikad da buna bir şey yükleyecek. Bir harmanlanacak gene. Sonra aşağı inmeye başlayacak. İtikattan iltizam. Yaşantısı. Örf, anane, kültürü. Yani o şey şairler tamam mı? İltizam şairlerdir. Örftür, ananedir, kültürdür, eğitimdir, yaşıdır, giydiği elbisedir. Tamam mı? Bunların olduğu bir iltizam. İltizam da buna bir şey kattı mı abi? Biraz da in aşağıya. Taşkit değil mi? Hasan abi orada yukarı değil mi artık onlar? Ondan sonra bitireyim ondan sonra. Biraz daha aşağıya iniyorsun. Aşağıdan yukarı dedik sen onu kaçırdın. Böyle geliyorum. Sonra dedi ki iltizamda ne? Örf, anane, kültür, şair. Tamam mı? Ona bir şeyler kattı. Sonra indi aşağı. Tasdikte ne vardı? İlim vardı. Bizim bir sürü hani ilimler esas kabul ediliyor. Bak nerede? İlimdeki kazanımlarımız var. Tespitlerimiz var. Muhatap ilan oluşumlarımız da var. Risale okumalarımız var. Sonra ilim denilen o tasdikler. Ona da kattı mı abi? Kattı. Sonra geldi tasavvura. Hasan abi tasavvura gelmeden önce. Gel sen de dur. Allah aşkına gelmesin abi lütfen. Çok özür diliyorum, bölüyorum. Gelmeden önceki hali şu ana kadar saydığınız benim ikizim aslında. Şimdi bana geçiyorsunuz. He. Şimdi olabilir. Yoğunlaşmam lazım. Hususi, yani umumi dünya, hususi dünya diyor. Ha hususi dünya. O gibi oldu. Ha tamam doğru. Dünyadan şimdi hususiye geçiyorsun. Ha şimdi hususiye geçiyor. O doğru. Umumi hususi. O zaman doğru. İkizi de. Olur yani. Olur. Artık bir kanuniyet şey yapınca bu zenginlik çoğaltılır. Sonra abim bu bütünlük tasavvuru geldi mi? Tasavvura geldim. Tasavvurda şüpheler, zanlar, tereddütler, manalar, düşünceler, bilgiler bir sürü harmanladı. Sonra dedi ki bu bütün hepsi tamam. Burası son durak. Şimdi tahayyülü attı. Tahayyül dedi ki efendidir. Terzihaneye aldı. Terzihane Atahül aldı bu paketi. Terzihanenin kendisine gitti. Dedi ki ey hayalhane, ey terzihane, buna uygun elbise giy. Emreden buna elbise giydir diyen tahayyül. Yani tahayyül. Tahayyül de tabii şeyler giydirdi ona da. İşte nisbileri de giydirdi. Ondan sonra terzihane hayaldir. Emreden tahayyül, emredilen hayal, elbise biçilmiş. Ondan sonra o hayalde ona uygun elbise biçildi. R denilen bir yerde
dışarıya çıkacak. O kelam. Ona çıplak çıkamaz. Kelam çıplak olamaz. Çünkü haramdır, namahremdir. Çıplak olur mu? Tesettür lazım. Tamam mı? Üslup, elbise, libas aynı mı? Farklı şeyler. Üslup ayrıdır. Ondan sonra kelam çıkar ama üslup farklıdır. Mesela gülüyorum. Geliyor. Bu üsluptur. Fark ne kadar fark? İşte bilir mi burasını? Sonra o elbise, o elbise ağızdan çıktıktan sonra dışarıya gönderiliyor. Artık uçuyor. Orada insanın timsali sureti var. Timsali misali var. Ne anlarsan. Orada o kelamları var. Sirayet var. Aklı özellikleriyle. İnikas var. Kalbi yapılarıyla. Orada insiba var. Ruhsal yapısıyla. Şahsı manevi var. Evet. O kelam benim. Sefirlik yapıyor. Yani. Hasan abi. Ruhlar arası. Misali şey var dediniz ya. Hı. Şimdi boyalana boyalana geliyor. Yani ben bu bozulmasın diye. Şimdi konuşacağınız varsa konuşalım. Ağaçta her şeyi perdesi tecelli etmiyor mu? Böyle bir zat düşünelim ki oradan tamamen saf şekilde getirse ne olur abi onu? Onu saf şekilde getirse. Ahmet olur. Resulullah. Peki ona saf şekilde. Kalkıyor. Ağaca geliyor. Bu sefer kainatta tasavvur yetkisi oluyor. Hı. Allah'ın rububiyeti sende şey yapıyor. Gel buraya, ay bölün, Suat, ağaç gel. Bu sefer sistem gitti. Ya. İyi ki böyle değil ha. İyi ki doktorum ben ağaca deyip de gel ağaç. Ey su dur, ey olmayan yağmur ya, ey kes. İyi ki böyle olmuyor, Allah'ım dostum. İyi ki nasip etmedi bana. Çocuğa böyle büyük bir güç vermek gibi. Yani çocuk ne yapacağını bilemez ya. Mesela bütün serveti, hatta çocuğa darbulu çağırmadan servet ona verilmiyor ya. Şey, miras. Şimdi düşünü biliyor musun doktorum? Ama herkes de var ha. Herkes. Sende de var, bende de var, Mehmet'te de var. Suya diyorsun ki ya. Dele diyorsun geri git. Karanlık ol. Ben aydınlık ol diyeceğim. Boş ya. Sen git diyorsun, ötekisi gel diyecek. Ne olur Mehmet'e? İyi ki. Bak şey, kendi başına düşün şöyle. Hiç kimse yok, sırf sende var. Her dediğin oluyor. İster miydin? Zaten oluyor. Bak her dediğin olursa bugün burada olmazdın. Benim her duam, ben bazen diyorum, ya Rab bazı dualarımı kabul etmediğin için sana hamdolsun. Eğer her ettiğim dua kabul olsaydı, vallahi şu anda karşınızda bu tahayyülü konuşan adam olmayacaktım. Ben biliyorum kendimi. Hasan abi, bu tahayyül tasavvur hep bir şey giydiriyor ya. Şimdi normalde mesela aynayı boşta tutabilir miyiz? Burası çöl diyoruz, boş. Boşatamazsın ki içini. Boş tutamayız değil mi? Yok. Boşta tutamayız. Boşta tutsak abi ne gözüküyor? Tutabilsek. Boşluk boşan. Adem mi gözüküyor? Sire mi? Mirad-ı Muhammed'den Allah gözüküyor daha önce. Adem olur. Adem'de de Adem işlik değil. Niçin içini boşaltıyorsun? İçin niye boşaltıyorsun? Her şey olsun diye. Her şey olabilmesi için her şeyin sahibi olur. Boşatamazsın. Yani aynayı nereye tutarsanız tutun bir yere tutmuşsunuzdur. Yok içi boş olamaz. Oldu akibini göreceksin abi. Eğer buna muvaffak olursanız aynayı şekilsiz insanı da tahayyül ve tasavvursuz yapabilirsen o zaman o ayna olur. O aynada aynedir bu alem. Her şey hakikaten kayın. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür. Yani artık orada hiçbir yapılanma yok ya. Sahabe peygamberi seyrettiğini zanneder millet. Sahabe böyle bakarken Mirat-ı Muhammed'den onun için Allah ayet gönderdi ama kalkın dedi. O da insandır. Evet onun aynasında bir şeyler oluyor seyrediyorsunuz ama bunu da bırakın diyor. Bırakın diye ayet var ya. Bırakın gitsin diyor. Bırakmıyor. Peygamberde bir ahlakı var. İstenilene yok diyemez. Yok diyemez. Hadi gidin diyemez. Ben mesela derste diyorum derste. Hadi sabah namazına diyorum. Kalkın gidin. Ondan sonra. Hadi ben şey yapalım. 186 ne var lan? Sahabe de yok ki ortada. Ayet geliyor da sahabe de yok ortada yani. Sahabe de vasıfları olsa sahabe. Olsa zaten nasıl görüyorsun? Zaten orada seyrettiği hangi bak orada ne gözüküyor? Rabbul Alemin gözükmüyor. Allah da gözükmüyor. Kendi zanlarının oluşturduğu Rab. Nebi olarak anlar. Peki o nedir? Bendeki o, ondaki ben. Kendinden kendine. Evet.
Sizi de bozdu. Sizi de bozdu bu açıkçası. Bozuk kafayı da siz de bozdu. Bozuk. Bozuk bozuk konmaz ki. 209. Bu manayı teyit eden bir manada bak. Hangi manayı? Emre nisbilerin tahayyülde olduğunu teyit lemalar 209'da ne diyor? Çünkü bütün dünyanın mevcudatı ile kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen durak ve zeval ile o alakalar kesilip sende hadsiz yaralar açılır. Bağsız ahireti bilmediğin için ölümü idam-ı ebedi tahayyül ettiğinden adeta güya yara bele içinde devam ediyor. Anladık mı burayı? Tamam. Yani duyduk değil mi? Anladık derken kastediyor. Şimdi okuyorum. Ölümü idam-ı ebedi tahayyül etmek. Çıkan sari ifade. İki. Sırf şekil değil. Şeklin önünü, arkasına ve içini doldurmak, anlamlandırmak gerekiyormuş. Gördüğün şeklin içini, önünü, arkasını doldurmak. Ölüm şekil ya, adam öldü, kefene sarıldı. Bunun önü, arkası, ortası ne? Belli değil. Gözükten bu. İnsanın hususi dünyasını ya cehennem ya da cennete çeviren sistemin ilkidir. Tahayyül. Sanki tahayyül dimağın gözü ama bu göz geçişi, bu göz geçişi geleceğe ve hazırana hakim. Göz gibi sırf önündekini görmüyor. Tahayyül göz ama sırf önündekini görmüyor. Geçmişiyle geleceğe bakıp halde de görüyor. Zaten onu yapılandıran diye okumuştum. Öyle geçmişiyle geleceğe yol açıp olmakta olan, bakmakta bakandır tahayyül. Geçmişiyle geleceğe yol açıp hazırda yapılandıran, yapmakta olandır. Bakmakta olandır tahayyül. Diyor ki göz gibi sırf önündekini görmüyorsun tahayyülle. Hazırana bakarken aynı anda da hem geçmişi hem de geleceği hazıran gibi üç zamanı aynı anda görüyor. Tahayyül. Boyun. Üç zamanı birden gören tahayyüldür. Göz değil. Gördüğünü aynı anda anlamlandırıyorsun. Üç farklı şekil ona bağlı olan manaları aynı anda düşünme mekanizmasındaki melekemiz. Sahabe değil mi? Bir bardak su alabilir miyiz? Ha, doktor oradan gitsin. Bir daha okuyorum. Gördüğün aynı anda anlamlandırıyorsun. Göz öyle değil. Tahayyül. Üç zamanı birden bakarak ama gördüğün hemen anlama dönüştürüyor. Tahayyül. Öyle şekil cansız, bir fark bir megapikselle olan bir resim falan değil. Onun seyri artık. Aynı zayda katı görüyordu ya sahabe abi. Bu işte. Evet. Aynı zayda, evet. Hakikati aynı zayda görüyor. Geçmiş, gelecek. Hep sana mesleğindeki boy aynası gibi. Bakarken hem geçmiş hem gelecek. Aynı. Anda. İşte. Yani hakikati anda görüyor. Üç farklı şekli. Mazihal istikbali, ona bağlı olan manaları aynı anda düşünme mekanizmasındaki melekemizdir tahayyül. Buna bir daha misal başka. Şu anlar 94. Hiç üşenmeden bak, yarım sayfa neredeyse yazdım metni. Bak okuyayım. Bir zaman karanlıklı gurbette, gurbete bak, karanlık. Gurbet o zaman nedir? Akliyedir. Zülmet olsa kalbi olurdu. Gurbeti karanlıkla nispet etti. Çok acayip. Çok acayip şeyler kullanıyor. Gurbetteyiz. Tamam mı? Gurbet. Bak bir zaman karanlıklı gurbette, karanlıklı bir gecede, gece karanlık değil midir? Niye peki bedi bir şey söylüyor? Hayır. Gece karanlık değildir. Karanlık ayrıdır, gece ayrıdır. Geceye bindirilen, örtülen, geceye elbise giydirene karanlıktır. Onun için geceye devamlı öyle bildiğimiz için karanlık demişiz. Gece karanlık değildir. Karanlık giydirilmiştir. Peki gündüz ne olmuş? Nur giydirilmiştir. Allah'ın nuru semavatı var.
elbisedir. Aslında gündüz de yok, ne gece de yok. Yürüyüş nasıl bir şey? He, o nasıl olacak zaman? Zulmetli bir... Dokunma. Benim şeylerime dokunma Harun. Gece yürüyüşü var ya. Evet, gece yürüyüşü şey. Kalsın, gece yürüyüşünde kalsın. Gece olunca yürürüz. Karanlıklı bir gecede, bak, zulmetli bir gaflet içinde yatsı namazına girdim diyor. 276 mıydı şu lemalar? Ulan. Bir zaman karanlıklı gurbette, karanlıklı bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde halihazırda olan bu koca kainat halime camit, halime mi olacak? Halime diyor. He, halime değil mi? Halime camit, ruhsuz, meyit, boş, hali müthiş bir cenaze göründü. Cenazeyi görüyor musunuz? Cenazeye bakın ha. Bu salatü vesselam o değil yani. Adam değil. Bak mezara bak bir bakıyor. Bir zaman karanlıklı gurbette, karanlıklı bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde hali hazırda olan bu koca kainatı, kainat. Kıyamet. Halime camit, ruhsuz, meyit, boş, hali müthiş bir cenaze göründü. Vay be kainat. Geçmiş zamanda bütün ölüm, boş, meyit, müthiş tahayyül edildi. O hadsiz mekan ve o hudutsuz zaman, ustadın tefekkür malzemelerine bak, kainatı cenaze ayar edecek. İlk önce hayaline görünüyor, sonra tahayyül ediyor bunu. Evet, o hadsiz mekan ve o hudutsuz zaman, bak ilk önce ne diyor? Renkli yazmışım. Farkında mısınız? Evet. Bak, o hadsiz mekan, tahayyül ve o hudutsuz zaman, tasavvur, karanlıklı bir vahşetgah suretini aldı. Ben o haletten kurtulmak için, bak, namaza iltica ettim. Haletten kurtulmak için Allah Resulü bir, Hatice-i Kübra radiyallahu anh'a gitmiş, sohbet etmiş bir halet. Haletin cinsini hayal edin. Kadınla gidiyor ancak o. Bir başka haleti var, Ebu Bekir'le sohbet ediyor, bir başka haleti var, sıkıntı haleti. Bilal Habeşi, Kur'an okutuyor Ebu Seyyid'i diye. Başka bir aleti Kur'an okuyor. Namaza ihtica ediyor. Başka bir aletinde namaza ihtica ediyor. Şimdi o hadsiz mekan ve o hudutsuz zaman karanlıklı bir vahşetgah suretini alınca ben de dedi bundan nasıl kurtulacağım? Ben o haletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Birincisi sana ne yapar? Böyle berbat böyle acayip dağınık, perişan, içsel çöküntü yaşıyorsan hemen bir namaza dur. Bir namaza dur. Allah için namaza. Eğer öğlene yakınsa duha. Akşamsa evvabi. Eğer gece veya yatamıyorsan direnme yatmak için git abdest al, teheccüd. Tamam. Eğer böyle sabah kalktım hanım işte kahvaltı hazırlanana kadar böyle leylimse işrak. Yani tak iltica ettim. Ustad ne etti? Babasının haline etmemiş. O aletten kurtulmak için yapmış. Sebap için mi yapmış? Ben Kur'an okuyorum. Sebap için okumuyorum. Yasin de buraya gelir gelmez namaz kıldı abi. Evden kurtulduğuna kadar. Şükür namazı. Artık şöyle. Sen onu iyi bildin. İyi bildin zaman diyeceksin. Evet, çünkü örnek miydi gözüktüğü gibi? O aynada kendini gördü. Hasan abi kainat neyin şeyi yani açılımı? Büyük insanın değil mi? Hı hı. Üstad Hazretleri burada kıyametini anlatıyor kainatın. Sonra haşya geçiyor burada. Geçiyor dur ama dur. Teşhütte ette yatı dediğim zaman birden kainat canlandı. Tabii şu anda haşir oldu. Canlandı. Hayatlar nurani bir şekil aldı. Dirildi. Hani ölüydü. Hayyu kayyumun parlak bir aynesi oldu. Ne? Kainat. Bütün hayatlar nurani bir şekil aldı. Bütün hayatlar nurani bir şekil aldı. Dirildi, şekil aldı. Dirildi. Şekil aldı da dirildi. Hayyu kayyumun parlak bir aynesi oldu. Bir, iki defa herhalde tekrar etmişim. Bütün hayatlar eczasıyla beraber hayatlarının tahiyelerini ve hediye-i hayatiyelerini daimi bir surette zat-ı hayyu kayyuma takdim ettiklerini Subhanallah ne istedim peşi ona bak ya ne? O nasıl? İlme yakin, belki hakka yakin diyor. Bildin gördüm. Ne diyor? Anlamadım. Bir yer geçiyorum izah. Bak şimdi. Bütün hayatlar eczasıyla yani ölü zannediyor.
ölü, ölüler ölür zanneder. Havar İsa Aleyhisselam demiş ki babam vefat etti. Petrus. Ya ey Allah peygamberi müsaade et de babamı göm, ölen babamı gömeyim diyor. Petrus. Petrus ha. Ki Petrus'a demiş ki ya Petrus baban öldü değil mi? Ha. Bırak ölüyü ölüler görsün. Çünkü babası ölüdür. Zaten ölmüştü. Ölmedi ki zaten ölüydü. İman etmediği için ölüler diri gibi gözüken mezar mutarik betballar var. Tamam mı? Bunlar zaten ölmüş. Ölen ölmez ki zaten. Bitti. Bırak ölüyü ölüler gömsün. Ölü nasıl gömer? Gömer kardeşim. Hani demiştin hatırlar mısın? Gene kendisi söylüyor. Bu manalar kime veriliyor? Velilerine verilecek. E bize niye verildi? İstediğin için verildi. Bu verilince ne işe yarayacak bu ders sana şu anda veriliyor? Verildi mi? Verilecek. Verilene verilecek. İşte kim, niye verildi bana? İstene verilecek. Niye bana verildi bu kadar insanlar içinde bizi niye? 18. söz. En çok seni istedi. Niye en çok istedi? En çok ihtiyaç seni istedi değil mi? Orada anlatayım. Yani bir niye daha desek şöyle demiştiniz de. Heh. Çünkü en ihtiyaçlı sendin. Evet. Sen onun farkına vardın satmış. Evet o kadar. En ihtiyaçlı sendin. Niye bana verildi? En ihtiyaçlı bendim bu toplumda. Peki benim farkım ne? Bunun farkına vardım. Yaptasın. Şimdi bu nasıl ne müthiş bir yer diye artık burada feveranım başlıyor. Tamam mı? O kadar müthiş bir feveranım oluyor ki 1,5 sayfa konuşuyorum. Burası ne müthiş bir yer. Uygulamalı her şeyi izah etmiş burada. Bir, kainat neymiş? Hayaline, camit, bulsuz, meyit, boş hali, müthiş bir cenaze görülmüş. Nereye görülmüş? Hayal. Hayaline. Cenaze gözükmesi, insan dehşet alması hayalinden oluyor. Geçmiş zaman dahi bütün ölü, boş, meyit, müthiş, tahayyül edilmiş. Ha, o zaman hayalime göründü, tahayyülüne bak, hayalinde göründü, tahayyülünde dirildi, edildi, tahayyül edildi. Bak, hayalinde göründü, tahayyülüne edildi. O hadsiz mekan, bak hesapsız, sayısız, çok, belirli olmayan, hadsiz o demekmiş. Hadsiz neymiş? Mekanı anlatır. Hesapsızı anlatır, hadsiz, sayısız, çok, belirli olmayan. Peki o hudutsuz diyor, hudutsuz. Hudut nedir? Belirleyip durduran yok. Buradan sonra ben izah ediyorum. Buraya kadar denmiyor. Hudut yok, hepsi tek vücut, parça parça yok. Bak hadsizi anlattım, hudutsuzu da anlattım. Hayali mastar, tahayyül ziyadeli mastar. Tahayyülüne tasarruf ediyor. Bak tahayyülüne tasarruf ediyor ve hayalindekiler daha başkaya dönüşüyorlar. Hayalin içinde tahayyül ediyor. Tahayyül ediliyor hayalin içinde. Çünkü içine girmiş tahayyül. Devam edeyim. Bu da anlaşılacak. Haline görünüyor usta. Hayaline. Ha, hayaline görünüyor şimdiki zamanda. Şimdiki zamanda hayalini görünüyor. Tahayyül ise hayalindekileri tasarruf ediyor. Hayalde gözüküyor, mutlak ya. Benim tasarrufumda değil ki hayal. Hayalde gözüküyor. Bana da açıldı. O zaman kendi o mutlak ve muhit olan alemi misalin insandaki karşılığı nedir? Hayaldir. Bunu da ekleyin. Alemi misal, alemi şehadete libas giydirdi ya, herkese göre bu libas farklı mı? O libasın senin hayalindir. Biraz Osman. Hayal mi, hayal mi? Hayal bu. Daha tasarruf etmedi. Bak şimdi, o libas ama senin libas. İşte tahayyül oraya girerse hayalinde tasarruf ediyormuş. Hususiyiz. Tahayyül hayalinde tasarruf ediyor. Onu değiştiriyor. Evirip devirip çeviriyor. Elbiseyi kendisine göre değiştiriyor. Değiştiriyor. Ama alemi misalin herkese göre hususi dünya yaparken
bu kainata bir elbise giydiriyor. O senin hayalin. O da senin hayalin. O da senin, o da herkesin farklı. Yani o girdi ikinci sözdeki veyahut da evladı ölmüş bir annenin herkesi ağlayan şey suratını görmesi. O gibi bu. Bunun ruhu işte. Yani kendi alemi. O zaman alemi misal ne yapıyor biliyor musun? Mutlaka anlatmıştım dersin başında. Alemi misal herkese uygun alemi şehadete elbise giydiriyor. Senin o senin için giydirdiği elbisenin adı hayal. Hayal ama farklı herkeste. Şimdi alemi misalin alemi şehadete giydirdiği senin elbisen hayal. Şimdi tahayyülü oraya gir. Hayalinde tasarruf yapacaksın. İçeriye gireceksin. Bir daha hayaline şimdiki zaman görünüyor ustadın. Tahayyül ise hayalindekileri tasarruf ediyor. Bunu geçmişiyle ve geleceğiyle anlamlandırıyor. Evirip devirip çeviriyor hayalindekileri. Mesela şöyle bir misal vereyim. Mesela cenaze evine gittiniz, cenaze var. Hep böyle hissi şey anlatmaya çalışıyorum onun için. Yani bayağı etkilendi değil mi? Sen hemen bunu gördün. Tamam mı? Alemi misal sana bir elbise giydirdi. Sana ait. Mezar, şey, tabut, işte kefenli. Sen şimdi tahayyülün giriyor buna gördüğüne. Gördüğün hayal. Hayal. Girdin. Orada tasarruf ediyorsun. Bu dersleri hatırlıyorsun. Ölüm değil, teröristir. Şu bir sürü o hayalde gördüğünü değiştirebiliyorsun. Kim değiştiriyor? Tahayyül. Tahayyül değiştiriyor. Çünkü orada çıplak olarak gözüküyor. Peki devam ediyorum. Varlığın kendisi mekan, varlık andadır. Andakilerin sıralanması ise zaman. Mekanların sıralanışı. Yani varlığın kendisi mekandır. Andaki mekandır. Varlık andadır. Andakilerin sıralanması, öncelik sonralık, bu sıralanmaya zaman deniliyor. Anları sıralıyor. Ben sıraya göre konuşuyorum. Zaman geçiyor. Sıraya göre bir şey anlatıyorum, tamam mı? Peki, bir şey anlattığım şey nedir? Sizde şey yapan tahayyül. Neyse, zaman ve mekan, peki nedir? Zaman ve mekan görecelidir. Nispidir. Bakana ve düşünene göre farklılık arz ediyor. Farklı anlamlanıyor. Eğer sen o sıraya konan anlardaki mekanların sırasını değiştirebilsen, geçmişine ve geleceğine geçebilirsin ve aleminde yapıyorsan, aleminde şu anda hem geçmiş hem de geleceği yaşarsın. Mekanların değişikliğini zaman yapıyor. Dizilişini. Mekanların dizilişini zaman yapıyor. Peki benim bir sürü şeylerim var geçmişim. Bir sürü de geleceğim var. Yok mu? Evet. Eğer ben bu sıralamayı mahkumum. Bu zaman yapıyor sıra. Ben böyle biraz gücüm olsa da sırayı değiştirsem. Geçmişimi önüme koysam. Geleceğimi de arkaya koysam. Bak ne diyor? Eğer sen o sıraya konan, o şerit var ya şerit, zaman şeridi diyor. Bant. Bant zamandır. Şeritte olan o parçalar, motor, blok o geldi. Onlar da objelerdir, eşyalar. Eşyanın birbirleriyle ilişkili ve çelişkili sıraya konmasını sana rağmen bu hareketlendireni, hareketin birlerinidir diyor usta zaman. Zaman eşyanın sıralayıp bir dizi haline bantla hareketlendiriyor. Sen diyor eğer sen o sıraya konan anlardaki mekanların sırasını değiştirebilsen, geçmişe ve geleceğe geçebilirsin. Değiştirebilirsen geçmiş ve geleceğe geçersin. Ve aleminde yapıyorsun, aleminde şu anda hem geçmişi hem geleceği yaşarsın. Mekanların dizilişini zaman yapıyor. Aleminde bastı zaman, tay mekan var ya, aleminde üç zamanı yaşama imkanı olur. Ne yapabilirsin? O zamanın arkasına geçersen,
sıralamaların arkasına geçersin. Eğer tahayyülün arkasına geçersen mekanın da arkasına geçersin. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün benim yaşadığım bir hal vardı ya, şurada. Ama anafor gibi ilk önce bedava olmuyor. Yani dumanımı attırdı. Belki ne kadar sürdü bilmiyorum. Çok acayipti. Böyle böyle başım ağrıdı, tansiyonum yükseldi, kalbim şapıyor. Acayip yani. Onun evirip de beni de atıyorlar. Bir oraya bakıyorum, bir oraya bakıyorum. Oraya cevap veriyorum, oradan geliyorum. Onu anlamlandırıyorum, o korkutuyor, o ümitlendiriyor. Yani bir yapmadıkları bir şey kalmadı yani. Her şeyi yapıyorlar. Ondan sonra bir şekilde aklım başıma geldi. Dedi ya, uyandım. Uyandım derken bu anadan uyandım. Dedim ya, ben burada rahat yok, ben burada huzur edemem. Ben burası bari cehennem ya. O olamaz ya. Başım ağrıyor, hakikaten ağrıyor. Başım ağrıyor, kapış yapıyor, dıdıdık yapıyor. Onları hissediyorum, damarları. Gidip geliyor, kalp şey yapıyor. Dedim ki ben burada, bana rahatlık yok. Ben dedim, bunun arkasına, o aklım çalıştı, aklım başıma geldi. Ben bunların arkasına geçeyim dedim. Bunlarla uğraşılmaz. Tak diye arkasına geçince, baktım böyle sanki alan yaylasındayım. Şeyde Kırıkan'da, alan yaylasında şöyle bir yer var, böyle Amik Ovası, böyle Suriye. Kaşık tarafı da Suriye, böyle. Oraya çok çıkarım ben gittiğim zaman, mutlaka orada bir şey okurum yani, düşünürüm. Böyle şeyleri orada düşünürüm. Böyle sanki alan yaylasındayım. Vay be dedim, Allah Allah. Ve dedim, vay, Allah yardım etsin orada olanlara dedim. Orada cehennem, fokur fokur kaynıyor. Bir taraf yakılıyor, soğutuluyor, kaynak yapılıyor, bozuluyor, yazıyorlar, seviyorlar, vuruyorlar, seviyorlar. Verdiği açlar, toklar, ya ne aklına geliyorsa. Böyle bir şey olmaz ya. Yani fokur fokur tencere kaynıyor. Kaç tane maddeler var? Pekmez vardı, pekmez vardı, üzüm şurası vardı, nohutun şeyi vardı, şu var. Bir sürü sıvı var ya. Portakal suyu var, elma suyu var, armut suyu var. Kaynıyor. Fokur fokur kaynıyor. Bir tuhaf bir, ya böyle bir şey olamaz ya, cehennem o, bu, herhalde bu. Kalktığım zaman hakim olduğum halde o kadar kötüydüm ki, hem namazı kıldım, hem düş aldım. Hala tesir, o kadar var ki 3 defa anlattım size bu işte. Bu nasıl bir şey? Yani diyorum ki, sen hasta değilsin, oradan sonra onun için de anladım. Orada abirisi geçiyor. Orada bir ses duydum. Allah Allah. Kendimi farklı hissettim. Bunlar hastalık sebebi değil. Kalp atışlarının bir tanesi yukarıya çıktı. O da atıştır ya. Yani bir yana sıyrıldı. Bu yanlış. Nereye göre? Buraya göre yanlış. Ama hepsi böyle olsaydı hiçbirisi yanlış değil. Yanlış değil. Peki ne oldu? Orada var mıydı? Şizofreni değil kardeşim. Orası burada var. Biraz üstü açıldı işte. Keşke açılmasaydı. Biraz üstü açıldı. Buna ait örnek vereyim. Bir yerde rastladım yakınımda. Ya dedi yakınım. Bebeği versene dedi. 6 pis. Gayet oynuyoruz dedim. Ne 6 pisi ya? Ben bebekle çocukla oynuyorum. Nasıl anladın 6 pistir? Bilmezsin sen dedi. Ben oynuyorum. 6 pis olduğunu bilmiyorum. Bir baktı 6 pistir. Onun üstü açılıyor. O bebeğin üstü açılıyor, o seyrediyor orayı, o organını. Benim için ancak bu göz lazım. Onun için başka bir göz lazım. İşte o çocuğa bakarak 6 pis olduğunu anlayan anne, ben de orada birisi geçiyor. Bu rahatsız değil. Hayal da değil. Biraz üstü açıldı oranın. Oranın şöyle oldu. Sen buradasın, o bir sayfada ileri geçti. Peki ne yapacak? Bütünlük içinde, kalp atışları bütünlük içinde yanlış ya. Bunlar, bu yanlış mı? Bunlara göre yanlış. Ama orada koşuyordu mesela, o yüzden yükseldi. Yani neyse, normal. Bunlara göre yanlış. Peki, bu yanlışı düzeltiyorum. Şimdi yanlış mı? Hepsi doğru. Bütünsellik var. Buna göre şey. Şimdi bu
kadının veya çocuğun şeyi, aa burası açıldı. E cinler alemi yok mu? Melekler alemi yok mu? Rüyanın alemi yok mu? Adam biraz açıldı işte cinlerin şeyi. Tak da orada bir tanesi temessül verdi. Onun için kapatacaksın, dua edeceksin. Allah'ım bu perdeyi kapat bana. Yani bir duamı anlatmıştım hatırlıyorsunuz. Çok yalvardım. Allah onları kapattı. Yani şeyler oluyor. Nasıl onlar üstü açılıyor? Onun sebeplerine girmeyeyim ama bir tanesi şu. Eğer bu tür konuşmaları kadın veya erkek yaparken bir kadın veya bir çocuk, hele ufakken kız çocuğu ve oğlan çocuğunun yanında öcü gördük. Oradan bakar şey geçiyor. Mezarlıkta ses, nur indi bilmem ne. Bu tür şeyler yapa yapa bir serbest bölgeye buraya çok malzeme veriliyor, veriliyor. Artık o içeri giren o her konuşma hep hatıra babaannemişti mezarlıkta şöyle oldu. Bak burada ses duyduk, bilmem bir şekil oldu. Bu sefer buraya malzeme verince bu yapılandırıyor. Bu sefer realitede karşılığını arıyor. Mesela biz de açız. Nereden anlıyoruz? Burada bir ağrı var. Elem var. Bu nasıl giderilir? Beşer bunu denedi. Gitti su içti gitmedi. Gitti koştu gitmedi. Gitti konuştu şey yapmadı gitmedi. Gitti film seyredik gitmedi. Gitti yemek yedi. Aa gitti. Ha, anladı ki bu acının karşılığı bu yemektir. Hı. Anladın mı? Buraya da sokulan her bilgi mutlaka arayışa giriyor. Bulması lazım kendisini. Burada canlıdır, eşini arıyor. Her kafaya atılan eşini arar. Anlıyor musun? Buraya çocuğu attın, öcü geliyor, mezarlıkta şey yaptı. Bu bilgi ve hayal attın. Peki bu ne yapıyor? Eşini, aslını arar. Arıyor tamam. O zaman durmuyor kafa. Karşılığını mı? Karşılığını. Üstad da o halette karşılığını mı aradı? Evet karşılığını. Namazda buldu. Tabii namazda nasıl bulacak? Ha, bulma yöntemidir namaz. Biz ikizin demiştik mesela. Evet karşılığını. Ha. İkizi deyince çok büyük hakikat. Ha, tamam. Öyle basit böyle bir hissimin karşılığını bulmak ikiz değil. Değil. Yok. Yani ona giden yol olabilir. Evet ama ikiz başka bir şey. O bir görünmeyen ağaç ve ikizimiz var ya. O bambaşka bir şey. Ta Nur-u Muhammed'i teki Esma'nın bütünlüğü senin ikizin. Geldir buraya şey yapıyorsun yani. O alemlere. Mesela azalar o günler görüyorum, lanet görüyorum. Çok da bir içmiş yani. Yani değil kardeş. Yani benim için onlar şuhuttu. Şuhut. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki öyle bir şey kaldırdı. Hamd. Basitti ya. O kadar basit bak alem ki bildiğiniz gibi. O alemleri yücelten, büyüten İnsanın zaafı, korkusu, endişesi bu cins bu alemden olmayınca çok üstün zannediyorsun. Senden daha cami kimse yok. En kesif, en camidir. İnsan kesif olduğu için bedensel, en camidir. İnsan kadar külli, kül ve külli yoktur. Olamaz zaten. Allah'ın sırrıdır insan. Ona ne inmiş ki? O korkma, orada bir şey var abi benim beynim. Bazen yorulur. Şöyle de olur. Yıldız var ya orada. Ha? Var mı orada? Burada var. Orada mı gözüktü? Burada açıldı. Çünkü sen Cemil Cem'sin. Endişe etme. Benim bu geceki tahayyül ve tasavvur denilen şu serbest bölgede oldu bu. Seninle alakası yok. Serbest bölge. Yani kişinin hususi dünyası. Dünyası. Senin tasarrufunda olmaz bu. Dört tane madde var bir tarifin. Her daim insanın kontrolünde değil burası. Ne var? Bir. Buranın adı. Bir. Sıfatı. İki. Üç. Dört. Konuşuyorum. Bir. Her daim insanın kontrolünde olmayan. Her şeyin bulunabildiği, her şeyin her mertebesini bulunabildiği, her şeyin her şekilde bulunabildiği zıtlarıyla dimağı iksirleyip kalbi mayalandıran bir alan burası. Burası bizde olup bizimle alakası olmayandır. Bizde olup her daim insanın kontrolünde değil. İnsanı cami ve külli yapıyor.
donukluktan kurtarıyor. Zanın çoğundan sakının nereye bakıyor? Bu burada işte, zan burada, burada. Sakınamıyorsan niye sakın? Niye biliyor musun? Zana vücut ağa veriyorsun, zanlarından korkuyorsun. Ben de hiç var. Sakının derken ona anlam verme, zan olacak. Allah Resulü nasıl ona sakındırdı? Dedi ki, ey ashabım dedi, Ayşe validemizle gece giderken, ondan sonra Ayşe validemiz gece sokaklaması yok ki, zaten siyah, dur burada dedi. Sahabe, selamun aleyküm selam deyince, sahabe, Ayşe validemize dedi ki, burada dur. Sahabeleri koştu, ey ashabım, bu helalim olan Ebu Bekir'in kızı, Ayşe, estağfurullah ya Resulallah, sana suizan mı edecektik diyor. O da diyor ki, Müslüman şenliği odur ki, suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Burada olur muydu sahabede? Olmasa Allah Resulü bunu yapmazdı. Ne yaptı onu? Yapılandırdı. Dedi ki bu helalim olan. Peki zanların karşısına neyle çıkacaksın? Üç tane. Delil, burhan, hüccet. Çıkacaksın. Böyledir. Zanların, vehimlerin karşısına burhan, delil, hüccet. Delil, burhan, hüccet. Çık. Ondan hiç endişe etme. Orada ya neler oluyor? Ya ben deli miyim? Ustad deli mi ya, namaza müracaat ettim diyor. Burayı bloke etmenin bir yolu, en tesirlisi namazdır. Namazda geçtim diyor. Buradan sıyrılınca yatsı namazında o aleme geçtim diyor. 276 lamalar. Şundan namaza müracaat ettim diyor. Resulullah'ta da gözüküyor. Ben ne yaptım şimdi? Şimdi ilk defa söylüyorum. Ben de şuursuz yapmışım bak. Namaza müracaat edeyim diye etmemişim. İyi de madem böyle oldu, kalktım teheccüdümü kılayım dedim. Bak namaza bir de teheccüden sonra bir de şey düşümü aldım. Anlasın tamam. Bir baktım akla kapı açılacak. İhtiyarını dedim. Konuya da gene yoğunlaştım. Adam kaldı öteki tarafta. Peki bana ne getirdi şimdi? Zenginlik getirdi. O iyi ki böyle oldu. Bak beni zenginleştirdi. Kültürüm arttı, anlayışım arttı, bakışım değişti. Vay be neler varmış. Nasıl hakim olacak? Olan o içindeyken ben orada hiçbirini durduramazdım, hakim olamazdım. İçindeyken, sistemin içindeyken sisteme hakim olamazdım. Dışarıya çıkmayı becerdim. Hı? Ustad da şey baktı, mezar gördüm diyor, kainatı. Ben hiç kendi alemimlemiş. Ustad kainatı meyit gördüm diyor, mezar gördüm diyor değil mi? Kainatı, ben kendi kafamı, küçük dünya. İsrafil incesi değil mi? Yani bu an ne zenginlik veriyor size de bak. İyi ki yaşadım ki bak oradan birisi geliyor, burada endişe etme, açıldı biraz. Kalp atışlarını gösterdiğim gibi yanlış değil ama bu sisteme göre ya fazla gözüküyor. Bazen yukarıya çıkıyor kalp, bazen alıyor, bilmiyorum tıpta da. Yukarıya çıkanı ayrı anlam veriliyor, aşağıya inen her cümle veriliyordur. Kalp atışlarının entegresi yani. Şimdi ifrat ve tefrit. Mesela tık 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 vasat. İfrat, tık tefrit, vasat. Bir anlam var, bir anlatıyordu doktor. Aşağı olunca şöyle oluyor, üstte olunca şöyle oluyor. Şu ifrat tamam dedi anlattığın gibi. Ha ben bilmem o tıptaki tabi ama ben burada şahit olduğumu anlatıyorum. Peki ne yaptım? Dedim orada oluyor. Yani bir de sekeratta ölüm anında sana nasıl yardım edecek? Bana orada onun içindeyken bana dedi kendi nasıl oluyorsa ilim canlı, ruhlu, şuurludur ya. İlim beni koy, ben ilmi kullanmıyorum. İlimmiş o, ilim. Canlı ruhlu. Ya dedim ben burada, bunların içindeyken bunlara hakim olamam. Çünkü bunlara hem kıyas ediliyor, hem mahkum, hem mahkum, hem de ezilmiş, hem de zehir. Bunun buraya hakim olmanın yolu, dışarıya çıktığınca ne yaptı? Dedi ki bırak onlar, oynasın. Bırak, kurda kaş olsun. Hiç düzeltmedi. Ondan sonra alay yaylasına baktım ki sonra ne yaptı? Kafayı çevirdi, çekip gitti. Onları öyle bıraktı. O hala uğraşsın. Bir işi tanımlamaya çalışıyorum. Yani yaşantımla yaşananları göstermeye çalışıyorum. Size malzeme vermeye çalışıyorum. Orayı düzeltme. Sırtını dön, çevir git. Yani serbest bölgede olma nispetinde cesettesin aslında. Evet, cesit. Beden hayatınızın. Yani onun göstergesi mi? Yok ki, bedensel hazır. Oradan çıkıp veya dışarıda onu seyredebilme kabiliyeti aslında cesedi arkasına geç ilim bulmalı şeyler. Yani öyle bir ilişki kurmak doğru mudur diye soruyorum aslında. Yani kurulur. Niye biliyor musun? Sonra çıktım bir adam geldi karşıma. Adam geldi döndüm. Hani böyle Amikovasına bakar gibi oldu. Ondan sonra
ya bunlarla uğraşılmaz dedim. Çekip giderken adam çıktı karşıma. Benim telefonu verdi bana. Şey, bak dedim sen telefon niye bunda iş yaptı bilmiyorum. Bunu aldı, tak diye koparttı. Ekmek koparır gibi, hamur. Kırdı, her elini yapınca parça geliyor böyle. Yani böyle parça parça, ufak ufak. Oldu. Al dedi. Ya yapıştır dedi bana. Sen yapıştır dedi. Aldım telefon yapıştır, telefonu. Bir daha yapayım dedi. Böyle bir kırdı, tak diye koptu. Yani eğildi değil, koptu. Ha böyle de yaptı. Tekrar yap dedi. Yaptım. Tekrar yap. Oo vay be Allah. Hiç de şaşırmadım. Acayip şu anda da tüylenmiş oldum. Yo nasıl oldun ya? Benim elimde bunlar nasıl birleşti falan. Onun gerçeğiyle. Vay be. Dedi. Bu akşam. Bunu sonra yapıştı. Elimde yapıştı bu. O da bak, tamam mı dedi. Yani bununla ne alakası var bilmiyorum daha şimdi. Şimdi bunu böyle tuttu, koparttı, bunu böyle yaptı, bunu da böyle yaptı, ayırdı. Al dedi. Sonra al şimdi. Aldım elimde baktım gibi birleşti. Ona dedi. Farklı. İyi dedim. Şey, ondan sonra öyle gitti. Ben de çekip gittim. Ne onunla meşgul oldum, ne bunun birleşmesine meşgul oldum. Şimdi aslında. Ha? Niye onu getirdin? Peki şu şeye kadar geleyim hadi biraz bitmesin bu çok harika bu varlığın kendisi mekan varlık andadır. Andakilerin sıralanması ise zamandır. O mekanların anların sıralayan o mekanların yani anların sıralanması zaman demiştik. Zaman ve mekan görecelidir, nisbidir. Bizim adı fizikteki göreceliktir demek. Bizde nisbidir. Bakana ve düşünene göre farklılık arz ediyor. Farklı anlamlanıyor. Eğer sen o sıraya konan anlardaki mekanların sırasını değiştirebilirsen, geçmişine ve geleceğine geçebilirsin. Zaten onu yaşıyorsun. Ve aleminde yapıyorsan, aleminde şu anda hem geçmiş hem de geleceği yaşarsın. İlle geçmiş ve geleceği mesela şöyle geçmişi gafur şöyle zannediyor. Geçmişime gideyim. Geçmiş o zaman yedi kulede değişsin. Geçmişini geçersin ama şimdiki yedi kule değişmemekle beraber senin yedi kulen değişiyor. Realitedeki değil. Realitede var mı? Yoktur. Sende vardır. Hakikati var mı? Vücud alıcısı var. Ama seninle alakası yok. Onun nefs-i emirdeki şeyi sende değil. Sendekine sen alakasın var. Yani yedi bu masa vardır. Nefs-i emirde vardır. Seninle hiç alakası yok. Bu yalnız sende bir şey oluşturmuş. Onunla alakalısın. Sen bununla alakalı değilsin. Buraya bakmanın sebebi sende oluşanın devamlı canlı tutuyor. Mesela aynaya bunu tutsan. Bu gözükür değil mi? Kaybettin gözükmez. Bu aynada devamlı gözükmesi için aynanın karşısında durması lazım. Bu masa senin aleminde devamlı masa gözükmesi için devamlı bakman gerekiyor. İşte bu alem-i şehadet de dünyamızı oluşturması için dünyaya bakman gerekiyor. Devamlı ki senin dünyan devamlı canlı olsun. Ama adın gibi bil ki senin kafandaki dünya buradan senin haletine, rengine, hissiyatına göre değişkendir. Seninkisine göre burası değildir. Yani sen beni nasıl görüyorsan Gafur, ben öyle değilim. Ona göre. Tamam. Değilim. Şimdi, abi bir dakika bir şey yani bu takılıyorum, geçemiyorum diyorum ben. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri geçmişine giderek yapmış olduğu bir hatayı ayaklarını mı uzatmıştı? Nasıl yapmıştı? Evet. Aynı anda ona şahit olan birisi Hasan abi tekrar geri gelerek geçmişte gidip düzeltiyor ve zamanında geliyor değil mi? Ha, aynı anda oluyor. Aynı anda oluyor. Mesela siz 10 gün önce yaptığınız bir hatayı gittiniz, düzelttiniz, geldiniz. Ama ben şahidim. O zaman beni de mi değiştirdiniz? Ha, sendeki ne? Onun için diyor ki eğer gücüm yeterse, birinci güç kendi alem. Gücüm yeterse senin alemine girer, içini de değiştiririm. Sen ne hatırlarsın, ne de şey yapar. Veya düzelttiğimi de gösteririm sana. Yani iki türlü terbiye var. Bir, ben sana anlatırım,
dışarıdan içeriye malzeme gönderip tamir ederim içini. Ustalar ise sana malzeme vermez. Girer içeri, içeriği düzeltir, tamir eder, çekip gider. Bak, iki türlü insan terbiyesi var. Mesela ilim ile seni yapılandırırım. Peygamberlerde ise insiba var. İlim ikinci derecededir. Birincisi ilim sirayettir. Kalpte, hissiyatta inikastır. Ruhta insibahtır. Peygamberler ise mucizeler vasıtasıyla adamın içine girer, ruhunu düzeltir, değiştirir. Ondan sonra çekip gider. Anladın mı? Asıl imamları da çoğunlukla böyledir. Mesela ustad ikinci derecede ilmiyle tamir eder. İlim o kadar üstün değil. Çünkü Allah'ın subutu sıfatındandır ilim. Zatı sıfatında ilim yok. Şuunatında da yok. İlimden üstündür muhabbet, şefkat, surur, şevk. Şuunat-ı zatiyede var. Ama ilimsiz değil. Çünkü oralardan süzülmüş. Bak, zattan şuunat-ı zatiye süzülmüş. Şuunat-ı zatiyeden sıfat-ı zatiye süzülmüş. Sıfat-ı zatiyeden sıfat-ı subutiye süzülmüş. Sıfat-ı subutiyeden esma-i hüsnalar süzülmüş. Esma-i hüsnalardan esma-i ilahiye süzülmüş. Esma-i ilahilerden esma-i fiiliyeler süzülmüş. Ondan da alem-i şehadet almış. Anladın mı? Mesela ilim nereden süzülmüş? Subutu sıfattan. Ama subutu sıfatta ilim yok diye ilimsiz değil. Süzülen buysa orada ne var düşün. Anladın mı? Düşün. Uf. Devam et. Geç. Şuraya geçin. Geçmiş ve geleceğine geçebilirsin ve aleminde yapıyorsan aleminde şu anda hem geçmişi hem de geleceği yaşarsın. Mekanların dizilişini zaman yapıyor demiştik. Devam. Bundan sonra okumamıştık. Bundan dolayı tahayyüle zaman giriyor. Zaman girince, yani zaman kendisi aslında tasavvur ama giriyor oraya. Zaman girince geçmişi, anı ve geleceği anda yaşayabilirsin. Senin aleminde mekanların andaki hakikatlarının da sıralanmasını değiştirip anda farklı mekanda farklı zamana yaşarsın. Bunu da Allahu Alem Hayyu Kayyum isimleri yapıyor. Hay mekanı, kayyum zamanı anlatır. Hayyu Kayyum. O zaman Hayyu Kayyum mekandaki zamanların sahibi demektir. Hayyu Kayyum mekandaki zamanların sahibi demektir. Zaman mekana göre nispidir, görecelidir. Zamanın sureti mahlukattır. Zamanın hakikati lef-i mahfi ispattır. Tesbih taneleri mekandır. Tesbihin ipi ise zamandır. Misal verirse, çok güzel bir misal. Tesbih taneleri mekandır. Tesbihin ipi var ya, taneleri tutan ama kimse görmüyor onu. Bu da zamandır. Tahayyül mekan, tasavvur zaman. Zaman mekanların birbirine karman çorman olmasına maniymiş. Zaman eğer mekanlar birbirine sıralama, öncelik sonralık olmasa karman çorman olur. Mekanların karman çorman önce sonrasını birbirine girmesin, ahenk olsun, anlamad göre sıralanmasını yapan tesbih tanesi gibi zamandır. Mekanın allak bullak olmasından kurtarıyor zaman. Mekanı sıralayarak tutuyor zaman. Herkesin ortak olan noktaları kainat ve hayali. Bu hayalini düşeni anlamlandıran, anlamsız kılan, hem anlamlandıran veya anlamsız kılan kişinin tahayyülüdür. Hadsiz hissiyata, nihayetsiz ise o hissiyatların nihayet meratiplerine, bunların bütünlüğünden haletler denir. O hayalinde görünenlere sen ciddi mukabele alakadar olursan tahayyül. Buna da bir delil demiş. Bak burası da onun da delili. Şu anlar 135'te sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada da dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki
Hayal değil ha. Bak, sen dahi bu seyyah gibi Kur'an'ın o manasının canlılığını, şebabetini görmek istersen o zamana git, orada da dinle. Orada dinleyemezsen bu ayetin şebabiyetini anlayamazsın tazelin. O da kendini Kur'an'dan evvel orada taayyül ederken gördü ki mevcudat alem perişan, karanlık, cami, şuursuz ve vazifesiz olarak hali, hadsiz, hudutsuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Şimdi bitti. Ne diyor? Şuurlu olarak hayalini kullanan tahayyüldür. Bak, şuurlu olarak hayal mutlaklıktır. Onu kullanan tahayyüldür. Hayal, mastar, sistem demektir. Tahayyül ise hayalde olanın yönünü, manasını, anlamını belirliyor. İnsanın dimağındaki diğer mertebelere alakasıyla şuur halini alıyor. Demek ki tam buraya kadar ki şey, bu lemalar 136'daki mevcudatın vücuduna taksim hale ve dört yoldanın orada ne diyor? Buna teyit. Yani ta şöyle bir lavabo aynasında bir şekilde nereden vardık buraya kadar diye bakıyorum olan değil. Şekillerin anlamlandığı, anlamların şekillendiği, kelamların libaslandığı yer. Baksana burada da mevcudatın vücuduna dört yol tahayyül ediliyor. Buradan bir şekil yok. Yani 33'teydi abi. He, şu manalar kalpten çıktığı zaman neler oluyor neler? Tahayyülde, tasavvurda ne oluyor? Mekan, zaman nasıl oluşuyor? Anlatıyordu bu kadar süreç. Şimdi biraz da gidelim. Para verelim mi? Kaçta oldu mu? Oldu. İki saat geçti mi? 2:30. Oo tamam. Peki bir ara veriyoruz. Vâhir devâhum enilhamdülillâh rabbil âlemin el-Fâtiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu alâ Resûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Alâ Resûlina Muhammedin salavat. Evet, bugün tahayyül bitiyor. 1,5 sayfamız kaldı. İnşallah. Sayfa 337, şualar 135. Sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki mevcudat alem perişan, karanlık, camit ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali hadsiz, hudutsuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Diyor ki şuurlu olarak hayalini kullan. Demek ki şuurlu olarak hayalini kullanana tahayyül. Tahayyül kullanıyor şuurla beraber. Hayal mastar sistem. Tahayyül ise hayalde olanın yönünü, manasını, anlamını belirliyor. İnsanın dimağındaki diğer mertebelere alakasıyla şuur halini alıyor. Şimdi tahayyülden gelen o resimleri dimağın bütünselliğiyle şuurlanıyor. Bütünsellik olursa şuurlanıyor. Yani o geleni tasavvurdan geçiyor imbiklerden. İlime giriyor, akla giriyor. Aklın içindeki sıfatlarla boyalanıyor. Tasdike gidiyor. İltizama gidiyor. Tamam? İltizam, o tarafgirlik. Sonra itikada gidince bu şuurlanıyor. Yani dimağın bütünsellik halini alan her şey şuurdur. Birinci şuur. Dimağın bütünlüğüne gelir miyiz o zaman? Bütünlüğüne şuur. Birinci şuur. Birinci şuur. Yani şuur demişti zaten, evet. Vicdani şuur, ikinci şuur. İkinci şuur vicdanın bütünlüğüyle olan. Yani bu çok acayip bir şey. Yani bir şey anlatayım bak. Barla'da var, Barla'da. O Barla'daki şeyi bulabilir misiniz? O 289 mu, 189 mu? Ne diyor? Yani şey olarak geçiyor. Sen diyor o mektubat 19'un mektubu diyor. Yazabilmen için sen diyor o aleme geçmen lazım üstadım dedi. Geçmemiş olsan, orayı müşahede etmesen bunu yazamazsın diyor. Mekanı, şahısları. Yani orada ne yazacaksınız?
o aleme orada hazır diye yaz, hazır yaz. Varlığı 189 olabilir, 159 olabilir. 292 mi? Yok. Hafız Ali abinin mi yoksa evet. 292 abi. Bu hal çok devam etmedi. İlk günlerde sabahtan akşama kadar çalıştığım halde 5 veya 6 sayfa yazabilmek benim için büyük bir değil mi? Değilmiş. 159 bakayım. Çok acayip bir şey yani çok. Yani sen o aleme ...189'a bakayım. Yani abiler bizim bu dersimizi yapıyoruz ya, şey toplama, tarih, tasavvuf. Acayip acayip belki bana uçuklar diyorlar. Şu Barla'yı okuyanlar, bu abileri bir görseler, saraya girdim diyor. Değil iddia, konuşmayı değil. Adam girmiş, çıkmış, çok büyük diyor, dağındı diyor kafam diyor. Sonra indim diyor, küçük bir aleme girdim diyor. Yani bir tuhaf tuhaf ya. O mektuplar abi, görmeden yazamaz abi ya. Nasıl yazıyor sen? Mümkün değil ya, o görmüş ki yazıyor yani. Nasıl yazacak? Nasıl yazacak bir mektup değil yani. Normal bir şey. Ben indim diyor saraya diyor. O alemi diyor. Neyse, Barla'da o. Abi görmek demek, tasarruf da edebilmek demek değil herhalde değil mi? Yani yok, ile tasarruf şart şöyle değil. Şöyle şeyde geçiyor abi, 40. sayfada, yanlış mı? He. Yalnız şu noktayı hissettim ki, o vekayide siz cismen değilse de, fakat ruhen server-i kainat Efendimiz Hazretleri idiniz tasavvur ediyorum. Bu. Zira o ekkürenin künyesiyle, mevkisiyle, ananesiyle katiyen müşahede ve ol vecihle naklü tahrir buyurduğunuza kani ve kail. Bu. Ben nerede Sabri kaldım? Efendimiz 40. Kız. Bak. O vekayı, ne demek o? O olayı. Siz cismen değilse de fakat ruhen, Bedir'de, Uhud'a, Server-i Kainat Efendimizin Hazretleri'yle beraber idiniz. Çünkü gelin diyor, bak ne diyor? Sen de dayı bu seyyar gibi o zamana git, ona da dinle. Hatta ne diyor? Gel diyor, adada bir içtima var diyor. Bir Yaver-i Ekrem diyor, bir nutuk veriyor diyor. Yani bu işte, siz beraber idiniz diyor, cismen değil, tasavvuren. Zira o vekâ-i mezkûrenin, yani bahsedilen o hadisenin künyesiyle, mevkisiyle, ananesiyle, an filan, katel müşahede ve o vecihle nak ve tahil buyurduğunuza kâni ve kâilim. Yani... Şeyde daha ne desin ya? Neyse açacak durum var. İlmediğin sözde de var. Şimdi devam ediyorum. Bugün tahayyülü bitireceğiz. İnce Mesnevi Nuri 73. Şu kubbe-i minayı dolduran yüksek ilahi ve tatlı sadalarına iştirak ettiğini tahayyül etsin. Kubbe-i hayalesi daha keskin olanlar da bak görüyor musun? Herkes de farklıdır. Görüyor musun? Kubbe-i hayalesi, yani herkesin hayali farklı. Daha keskin olanlarda kainat mescidini, kainatı mescit olarak görüyor. Bütün maskunatın teşkil ettikleri halka-i zikirlerine girsin. Şu fezzayı ve velvelendiren o sadaları dinlesin. Ne diyor ya? Mescit yapıyor kainat. Ne demek? Tahayyül, dima sisteminin içinde bir sistemdir. Tamam mı? Tamam. Beraber gidiyoruz manaya. Hayal ise kuvvedir. Kuvve-i hayaliye, kuvve. Allah-u Alem, kuvve-i hayali histir. Bak, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şevye, kuvve diyor. Kuvve güçtür, kuvve. İnsanda kuvvetin adı histir, his. His, kuvvet, his. Ama bu his nedir? Enerjidir. Ama nedir üstü? Bu akıl olur, tasavvur olur, gadap olur, şehvet olur. Kudret ona vücudu hissi giydirmiş derken, ruhun peki
Vücudu hissi midir o? Haricisi evet. Kudret ona vücudu hissi giydirir diyor. Anladım. Çok acayiptir. Devam edelim. Çünkü his güçtür. Kudrete bakıyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmeğe sürer, vücud ilimden vücud harice verir diyor. 26. lema. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmeğe vücudu harici, yani ilmi yazılımlar vücudu harici veriyor ve ilimden kudrete gösteriyor, çıkartıyor. Bak şurada. Ama neyse onu o cümleyi de okuyayım da. Çünkü devamlı bahsedip de ama göstermeye fazla şey yapmamışım. Sayfa 240'ta anlatıyor. Diyor ki emri kün fe kün ile o hadsiz kudretiyle ve nafis iradesiyle o yazıya sürülen etsa gibi, hani gözükmeyen kainat, gözükmeyen hadsi vardı o gözükmeyen yazıyla sürülen etsa gibi gayet kolay ve suretle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet ilmiye sürer, o şeye vücudu harici verir. Göze gösterir, nukuş hikmetini okutturur. Vücudu hissi giydiriyor. Sahilde his, batını güç. Güçtür. Mesela öfke bir güçtür. Nerede bu? Yani şu anda sakinsin. Bir konsantre oluyorsun, güç oluyor. Mesela sporcusun, konsantre oluyorsun. Biz de konsantre. Veya bir şehebi bir şey. Vücudun diyelim. Veya bir gadabi. Veya bir heyecanı bir şey. Yani dışarıdan gelen güzel bir haber seni nasıl canlandırıyor? Enerjini katıyor mu? Güzel ya. O abi. O canlandı mı? Peki kötü bir haber? Tam tersini yok ediyor. O enerji şunun gibi oluyor. Görüyor musunuz bunu? Bak. Bu aslında gidiyor, uçuyor. Bak şimdi. Buraya basınca uçuyor. Aslında daha azdır ama sıkıştırılmış bu. Şimdi hisler de böyle sıkıştırılmış su gibi gözüküyor ama güçtür. Şimdi şunu diyeceğim. Konsantre olduğun zaman o güç, o şey aktif oluyor mu? Konsantre olmadan önce o güç hali neredeydi? Ruhtaydı. Peki o gün nasıl? Kendisi güçtür. Ama hani fitne uyuyor diyor. Uyandıran Allah lanet etsin var ya. Bu his uyuyor. Uyandırdığın zaman ya bir güneşten almıyor. Çekirdek güneşten ısı alır. Semadan yağmur alır. Topraktan element alır. Vesaire sudan şu. Ağaç olur. Böyle değil. Kardeşim, şu anda şehvi, gadabi, vefa, anlayış, farkındalık, bir sürü ister yok mu? Var. Şu anda bir şey var mı? Yok. Gadap var mı? Yok. Peki, çıktı arabada vesaire bir adama kızdık. Dışarıdan bir şey almıyor. O güç, yani batındı, batın. Vücudu hariciye dönüştüğü zaman seni içine alıyor, balon oluyor. Artık adamı o his sevk ediyor. Bu yumruğunu oraya attırıyor, ona laf söylettiriyor, bunu kullanıyor. O balon gibi olan his, gözünü kullanıyor, elini kullanıyor, ağzını kullanıyor. Bizi kaplıyor, bizi aşıyor çünkü. Şöyle ki biraz böyle şey ama, kas bir vuruyorum, 500 kilo bir tonluk baskı veriyorum. Felç oluyorum. Kas burada duruyor ama yok. Nerede? Hani 500 kilo, bir tonluk güç nerede? Yok. Bunu da kastaydı madem. Hadi kas, hadi. Yok. Demek ki o, bu başka bir yerde aslında. Orada ortaya çıkıyor. Mesela elektrik ocağı. Sıcaklık çıktı. Cahil adam bilmez ki kablodan elektrik geliyor. Lazer sistemi varsa kabloya da gerek yok. Orada sistemde ısı ortaya çıkar. Uzaktan. Şimdi o güç nerede? Hani falan o çıktı. Ha Yasin nerede bu abi? Orada ruhta nasıldı bu çıkan güç? İman da orada.
İman da böyle. İman da böyle güçtür. Nasıl hiddet güçtür? Çünkü senin, bak, hiddet ağzını kullanıyor, sen kullanmıyorsun onu. Kolunu kullanıyor, ayağını kullanıyor. Artık o. Sonra akşam üzeri kendine gelince, Allah Allah ben ne yaptım ya? Peki o hiddet, öfke veya sporda konsantre diye kırıyorsun mermeri. Konsantre yoksa elini vuruyorsun, elin kırılıyor. O konsantre olduğun zaman, tefekkür ettiğin zaman o güç aktif olmuyor. İman da böyle aktif oluyor. O konsantre tefekkürle aktif olduğu gibi iman da tefekkürle aktif oluyor. Bu sefer iman senin içinde değil, imanın içine giriyorsun sen. Çünkü iman, şuuru imani, o imanın sonundaki i var ya, iç, kafasında nokta yok, takke var. O uyanan imanın içine sen giriyorsun. Şuuru imani. Mesela bak, sen bir hiddet getirdin, kolunu kullanıyor, ayağını kullanıyor, ağzını kullanıyor. Öfke şeytandan, şeytan kullanıyor yani. Şeytan kullanıyor. Böyle bir kenarlama yapabilir miyiz aslında bu mesela takkeli olanların... Tabii. Fi zaten zaten Arapçada gramerdir, zaten yapıdır. Sen onun içindesin. Evet. O anki. Nokta olan her şey sen onun için. O senin içinde. O senin içinde. İmani deyince, nokta olunca iman da sende olan, şuur-i imani, imanın içine sen girdin. Çok güzel abi. Yani Kesari'nin anlaşılması açısından bu çok güzel. Çok evet. Şimdi çok önemli, ondan daha önemli bir şey söyledim ama ilginizi fazla çekmedi. İman kuvvettir, nurdur ya. Nasıl ki, nasıl bir şeydir, nasıl bize bir yapılandırır? Ya yapma, bakma demiyoruz ama deme ihtiyacımız var gibi. Yiyebiliriz, ihtiyacımız var, yeme ihtiyacımız var. Yedirmiyor. Tamam mı? Bakalım biz de yenelenim, baktırmıyor. Yani bir bakma gücü var, bak, bir başka güç var, baktırmıyor. Evet. O nasıl bir güçse, bak, baktırmamaktaki o güç de bundan farklı bir güç. O ise imandır. O iman demek, realitesini biraz önce anlattı, imanın bir sureti var. İmanın, yazayım şunu çünkü çok sorun bir var. Yani öyle bir anlayış değil o zaman, güç yani. Evet, güç. Öyle bir imanda öyle bir farkındalık, yani seziş. Allah'a inandık. Böyle bir şey yok. Değil değil mi abi? Yok. İmanın... Her şeyde olduğu gibi her şeyin dört hali var. Sureti eylemdedir. Yani eylemde dediğimiz inanmak mı oluyor bu? Hayır. Namaz. Şakka, zünnar, namaz, oruç kendisini eylemde gösterir. İmanın alameti olup olmadığını. Zünnar diyor, niye küfür alametidir? Çünkü batındaki özelliklere bizzat girilemediği için, gözükmediği için alametlerle girilir. Şatacağız. Tamam mı? Eylemdedir. İnsanın İnsandaki haleti ruhiyelerdir. Ruhiyeler. Buna ne var, ne görebilirsiniz abi? Sima mı? Sima dışarıda gözüken. Sima eylemde diyebilirsin. Sima dışarıda. Haleti ruhiyeler mesela. Haçta mesela çok oluyor değil mi bu haç? Mesela şefkat ediyorsun. Hakkımıza baskı var geçiyorum. Huzur. Böyle rahatsın. Evet. Milleti ezen şeylerde ezilmiyorsun. Mesela ölüm seni çökertmiyor. Hastanede şey yapmıyorsun, gayet rahatsın. Tamam. İç aleminde huzuruna sebebiyeti. İç alem, eylemde yok bu. Eylem o sima olur. Zunar olur, namaz olur, oruç olur. Bu halet-i rüya ya. İşte cennet asa, fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Cenneti burada yaşattırıyor. Tamam. Hakikati nedir imanın? Nerededir? Şimdi kalp mi oldu? Bu kalp mıydı? Ruhtaydı bu. Meçhul oldu.
Evet, burada esmaların esmaların bütünlüğü ki mecube. Çünkü artık bendeki o, ondaki ben. Bendeki o, orada artık iman yok. İman gayba değil miydi? Tamam mı? Bir toparlanın çok mu? İman gaybaydı. Peki cenneti gördükse mesela deseler ki doktorun varlığından emin misin? İman eminlik demektir. Yani yanımda. Ona iman et. Emin ol ondan var mı? Var mı herhalde? Şahit. Şahit olduğum şeye iman teklif edilmez. İman gaybadır. Peki sen mecula geçsen, fenafilla olsan, imanı kalır. Şahit. Artık şahitsin. Allah Resulü Miraç'ta Allah imanı mı oldu? Artık şahittir. Şehittir ruhu. Çünkü bedensel hayatın şehidi oldu. Bedeni bir hakkın. İman gaybadır. Allah ile kelamına ve rüyetine mazhar olmuş. Allah artık gayb değil ki. Huzur, iman gaybadır. Ama Allah'ın imanın gayb oluşu mahiyetindedir. Allah'tadır. Bak, zatındadır. Allah'ın zatına, mahiyeti zatiyesinde. Allah dedik, Allah-u Ekber dedi. Güzel tevafuk etti. Tamam mı? Şimdi... Bu manada aslında iman her zaman gayb o zaman. Hiçbir zaman ulaşamayacağız ki zaten. İşte sen bu böyle biliyor. İman eylemdedir diyen de olur. Mesela muhatabınız kim? Hayvan nedir diyecekler Mehmet kardeş diyeceksin. Bakacaksın belakat, muktesehali, mutabık şey. Gidip de çocuğa şeylere yayman mahluktur denilirse şurası mahluktur. Simadadır. Sima, şapka, namaz, tesettür, oruç dedir. Diyeceksin ki iman budur. Hep ne diyeceksin? Cahili mahluktur demeyeceksin. İman bir şeydir. Mahluk olur mu? Ha, ona bunu anlatacaksın. Anlatma. Sonra mecul anlatacaksın şeyi. Şeyde, sureti de kanuniyeti de mahluktu değil mi? Sureti mahluktur. Kanuniyeti de mahluktur. Kanun mahluktur. Sonrası mahluk değil. Değil. Sonra çünkü insanın var. Ruhunda olan bir şeydir. Tamam, o huzur, huzur, haz, hazdır. Mahluktur. Eyleme dönüyor çünkü. Tabii. Dönüyor. Evet, mahluktur. İşaret İcaz 71. sayfada imanın malzemesinden bahsediyor. Zaten nur ve kuvvet olan bir şey mahluk. Mahluk olur. 23. sözde. Herkese 322 var. Bir Nurcu Hasan abi doktor ona söyledim mahluk tar yani surette görünüyor Nurcu yani kabul etmedi. İman evet. Gözükmez dedi. İman ne? Yani, iman burada madde değil dedi yani. Tamam i̇man, madde değil doğru söyledi. Hani Hazreti İbrahim de diyor görünüyor diyor ya burada. İman madde değil ya, kabul etmiyor. Ne böyle deme. Derse Nurcu ya sen mi? Desen ki mahluk atomdur. Atoma mahluk ille mahluk atom mu olacak? Bak mahluk olabilmesi için atom olması şart değil. Mesela bu da mahluktur. İnsan da mahluktur. Ruh mahluk değil mi? Ama atom mudur? Merhamet mahluk mudur? Mahluktur. Yaratılmıştır. Kudret vücudu harici vermiştir. Unutmayın. İlmi vücutlara, ilmi vücut. Eğer ilmi vücutlara kudret taarruk ederse mahluktur. Ölçü budur. Ölçü. Şefkatta mahluktur. Şefkatta mahluktur. Bir daha. Kudretin bir cilvesi olan 240 lemalar. Biraz önce okudum. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye sürer ve vücud ilimden vücud hariciye çıkarır. Göze gösterir diye okudum. Evet, evet. Ha, şimdi şu, çekirdekteki program ilmi vücuttur. Evet. Tamam. Mesela ruh diyor, şey kanunlar diyor, alim emirden gelmiş diyor ama vücud, kudret ona vücud harici, vücud hissi giydirmemiş diyor. Ruhun bu tarafı da diyor, o da kanun emridir. Ama diyor, kudret ruha vücudu harici giydirmiş. Zihayattır, zihşurdur, kanunun vücudu harici verince mahluk olmuş. Unutmayın. Bir program ilmi vücuttur. Eğer o ilmi vücuda kudret taarruk ederse o mahluk olur. Bu mahluktur. Kur'an, şey, imanın.
İnsandaki halit rüyeler mahluktur, şefkat mahluktur, merhamet mahluktur, ruh mahluktur. Ruhat da cihaz diyor. Ha? Ama mahluk deyince işte cehalet burada, atom zannediyor. Şefkat da şeydir. Mesela duygular da mahluktur ama atom değil ki. İlla atom, atom sürecinin en kesifidir mahlukiyetin. Bu ya kimi ne anlatacaksın? Ya mahluk mudur? Bak muhatabın kim? Bunu söyle. Muhatabın kim? Bunu söyle. Çocuğa bunu deme. Bak alamet var yavrum kızım diyeceksin. Şark tesettürünü takarsan, Allah seni çok sever. Namazını kılarsan, Allah seni yanına alır. Orucunu tutarsan, Allah seni cennetine koyar. Hasan abi bu Şecere-i İkat haritasını sana abi, sırr-ı iman. Sırr-ı iman, iman değil midir abi? Sırr-ı hayır. Hakikat. Artık mahiyetinde sır yok. Yani artık burayı bilmiyoruz. Nedir bilmiyoruz ki, mahiyeti zatiye. İrade-i kulumun, irade-i cüzenin sarfından sonra irade-i küllenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Yani Allah mahiyeti zatiyesine koymuş. Allah'ta iman nedir, mahiyetinde nedir bilmiyoruz. Yalnız kendisi olduğunu biliyor. Yani sen hiç sevmediğine, nefret ettiğine en çok sevdiğini verir misin? Mesela alçak, namussuz, devirsa İstanbul'dan Ankara'ya geçip namusunu ona teslim eder misin? Etmez. Ha, insan en çok sevdiğini, en çok sevdiğine teslim eder. Adam bana dediği gibi, hoca dedi, eğer bu köydeyken dedi, araba ihtiyacın varsa kimseden alma, gel benden al. Tamam. İnşallah dedi, inşallah diyorsan ama almazsın. Alırım alırım. Bak dedi, ben dedi arabayı kimseye verdiğim tarih hiç göstermedi dedi. Kimseye de vermemişim dememiş. Sana sıf yapıyor. Niye bu örnek verdim? En çok sevdiğini en çok sevdiğine veririz. Seni çok seviyor. Şimdi Allah'ın en çok sevdiği nedir? İmandır. Kime vermiş? Sana. Çünkü niye? Bununla seni sevdiğini gösteriyor. Birinci sözde diyor ki Allah bizi biliyor. Nereden biliyoruz? Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Evet, rahmeti veriyor. Rahmet. Allah diyor ki bunu sana vererek. Ben seni biliyorum dilini. Bundan söz mü tesellidir? Dilini biliyorum mu daha keskindir? Bir şey demedin mi bana? Ben senin dilini biliyorum. Yani rengini koyarak gözünü biliyorum. İhtiyacını gidererek ben seni biliyorum. Allah rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Allah da beni seviyor. En çok sevdiğini bana vermesiyle göstermiş zaten. Daha ne diyecek fiilen? Su nasıldır? De bir sürü fikir söyleyin. Atın ama bir de bir şey var. Allah beni seviyorum. Bir sürü tevil, tefsir, izah, yorum, sohbet yaparsın. En çok sevdiği nedir Allah'ın? Zatı kendinden kendinedir. Kendinin en çok sevdiği, kendinden kendine olan o nurun sana koymuş. Bu neyi gösteriyor? Rahmetiyle sevdiğini gösteriyor. Yani sevdiğini gösteriyor. İman o zaman Allah'ın nuruysa, en çok sevdiği şeyse, o da sende varsa seni en çok seviyor. Daha ileri. Bir de şu tavsiyem var. Evvel ve ahir tavsiyem. Sakın ha. Bir, sakın ha. İki, sakın ha. Doğrularınızı kimseye onaylattırmayın. Yoksa o seviyede olmayan, o nimete haiz olmayan, onda Allah vermemişse o hakikati, senin o nimetini şüphelendirir sana. Bu sefer Allah'ın nimetine şüphe edersin. Sakın doğrularınızı, sizce doğrularınızı sakın ha, sen olasın, kimseye doğrulattırma. Külliyattan gördün, yürü. Ya ne yapıyorsun ya işte, ya üzer yapıyorsun. Risale-i Nur'da talep olması için okuyan, dinleyen, yazan. Ben en azından beni ne yaparsan yap, ben yazıyorum kardeşim.
Bir kere bunu bana aldı. Risale'yi okuyan, dinleyen, yazan. 54 Kastamonu. Öyle mi? Yani Nur talebesi ünvanını alır. Yazdı mı kardeşim? Ben Nur talebesi. Sen ne anlatın? Olur mu? Katkeme anlat. Yok, böyle yazmayacaksın. Doğrularımı sorgulattırma. Niye? Bedihi bir şey hakkında şüphem uyanır. Şüphe uyanması demek Allah'ın ihsanına zanla bakarsın. Allah rahmetini bak. Sen nereden biliyoruz? İkram ederek sana ne yapıyor? Rahmetiyle bilmesini gösteriyor. Bak sana vermesiyle bildiğini bildiriyor. Biliyorum. Aha delili. Tamam. Sakın ha doğrularınızı doğru mu acaba sorgulattırma kimseye. Niye? O mertebeye haiz olmayan, oraya varamayan insanlar nazarında üst makam nimet ilahi nikmet olur. Nimet ilahi nikmet olur onlar için. Bu sefer der ki, Mehmet bırak uçuyorsunuz ya, bırak ya böyle şeyleri. Kim söylüyor? Doğru kardeş. Hemen ne yapacaksın biliyor musun bak. Güzel. Doğru kardeş. Bak sana bir tavsiyem var diyeceksin hemen. Yazın beyaz gömlek giyersen güneş enerjisini yansıtır. İçeri güneş enerjisi girmez. Ama ısınmak istiyorsan, üşüyorsan renkli bir donuk elbise giy ki güneş enerjisini yansıtmaz. Güneş enerjisini içine al. Ya ne alakası var lan bu şey devam. Kardeşim ayakkabı bağı da önemlidir. Bunlardan bahsedeceksin. Anladım. Ayakkabı bağından gömleğin renginden bahsedeceksin. Tamam. En güzel cevap budur. Devam ediyorum. İnce Mesnevi Nuriye 73. Okumuş muyduk? Yok. Şu kubbe-i minayı dolduran yüksek ilahi ve tatlı sadalarına iştirak ettiğini tahayyül etsin. Ha burayı okumuştuk ya değil mi? Arka sayfada. Arkada mıyız? Ha. Açıklamasını yapmadık. Ha yapmadık dur. Tahayyül cümleyi bitireyim. Kubbe-i hayalesi daha keskin olanlarda kainat mescidinde bütün masnuatın teşkil ettikleri halka-i zikirlerine girsin, şu fezayı velvelendiren o sadaları dinlesin. Tahayyül, dimağa bak. Tahayyül, dimağın, dima sisteminin içinde bir sistemdir. Hayal ise kuvvedir. Allahu alem, kuvve-i hayaliye histir. Yani enerji paketidir. Çünkü güçtür hayal. Bu ise de vicdandaki his de böyledir. Yani kuvvet. Kuvve-i hayali güçtür ve kuvvettir. Tahayyül ise buna yön veren dümendir. Bak, hayal güçtür, kuvvettir. Tahayyül ise buna yön veren direksiyon veya dümendir. 338 sayfa, Kastamonu 8. Oo, çok harika bir yer. Ve muhakemat 65'i de okuyacağız, bitiyor. Bak diyor ki Kastamonu 8. Çünkü ilmi usulde tasavvuru küfür küfür değil ve tahayyülü şet şet olmaz. Tahayyül serbest bölge diye isimlendirdiğimiz yerin bir sistemiymiş. Mesuliyet bölgesi değil. İşte mesuliyetin olmadığının bir delili de burası. Nedir o? Tahayyülü şet, tasavvuru küfür serbest bölgedir. Yani yazıyorum buraya. Siz de birisine... Ha bir tane bir şey anlatayım size. Bu arada hemen önemli. Serbest bölgeyi abi anlattığım halde, şey dinlediğim halde birkaç defa. Ama sıkıntımı aşamıyorum. Bunun şeyde, reyanlığında öğretmenler ve müdürlerin onlara bir sunum yapmıştım. Orada söyledi. Sen diyor bunu yapmadan önce Okay, belki de ben 10 defa dinledim ama sıkıntım oluyor. Yer yer rahatladım. %50 attım, açtım ama onu anlamlandıramıyorum. Yani serbest bölgeyi anlattığın halde tam ben kavrayamadım diyor gafur gibi. Yani bunu nasıl rahatlarız yani sıkıntımızdan, psikolojimizden? Yani o bir şeyimiz var. Terkleri yapacaksın dedik. Tamam o değil. Onu da yapıyorum dedi. Ama gene var. Televizyon seyretmiyorum, YouTube'a gitmiyorum falan. Bu müdür. Bak. Bu serbest bölgeyi kağıdı A4'de çıkarttım. Tamam çıkarttım. Anlasın veya anlamasın. Annene, kızına, oğluna, hanımına, kardeşine, dayına. Her gün en az bir kişiye kaba taslak bir anlat.
anlattıklarınız, anladıklarınızın sana mal olduğu andır. Eğer her gün bir kişiye bunu anlatırsan, 40 gün sonra sende meleki olur. Anlayıncaya kadar anlat yani. He, anlayıncaya kadar anlat. Ama her gün ara verme. Baktın ki şey yaptın, senin en ufak kız kaç yaşında? 8. 8, bak. Senin en ufak ondan biraz büyük mü? 14 yaşında. 10, en ufak diyorum, büyü demiyorum. Ufak 10 yaşında. 10 yaşında, tamam. 10 yaşına dahi ben şey yapmıyorum. Koy, bak oğlum kafada böyle bir şey var. Yani misal söylüyor. Hanımına, ya dün anlattım, gene bir daha anlat hanıma. Bak burası serbest bölge, kağıdı bak buradan böyle o. Ama o kadar detaylı değil. Anlayana kadar anlat. Sana mal olana kadar indir. Bir vurdun çekici, he? Kafır, çiviyi vurdun. Doğru abi, bu bunu oraya tutmadı. Yalnız böyle oluyor. Tut biraz, vur. 40 defa o zaman duvara çakılıyor. Sana mal olur. Meleki oluyormuş o. El tekrarun, al sen ve efkanı 40 defa. 180 diyor ya. Şimdi bak, tahayyülü şey. Şurayı karıştırmamanız adına. Karıştırmamak adına. Bu sıcakta burada duruyorsunuz ya. Yani bu yazında. Tamam. Sıcaklıkta kurtulmak için. Neymiş biliyor musunuz? Serbest bölge. Usta zaten söylüyor. Serbest olduğuna lemalar 75, sözler 278. Tamam mı? Ustad bölge demiyor, serbest diyor. Eğer serbest bölge olmamış olsaydı mesuliyetler olurdu. Burada gömülü kalıyor. Çünkü küfür, günahlar, zulmet olduklarından diğer yerlere sirayet etmiyor. Mesela sevaplar, iyilikler, haseneler, servetler, miraslar nurdur, vücudidir. Sirayet eder. Babanın serveti, babanın iyiliği, babanın sadakası, babanın nikahı, babanın namaz kılıp kılmadıkları senin sana sirayet eder. Tamam? Günahları ise sirayet etmez çünkü ademidir. Ve la tezeru mazeretun vizre uhrasır. Tamam? Babanın günahı herkesin değeri kendindendir, zatındandır, neslinden değildir. Nerede yazıyor bunu bu cümle? Her şeyin değeri kendindendir. Her şeyin değeri kendindendir, neslinden değildir. Nerede yazıyor bunu? Muhakemette. Muhakemette yazıyor. Onu diyecektim ben tabii. Hasan abi, o zaman haram miras. Eğer miras, kasten söylüyorum. Çünkü toplumda böyle anne babasının günahını çocuğa yükleyenler var da, ya benim günahımla benim psikolojim bozuluyor da, bir de anne babamın günahını bana yüklesem ben ne yaparım? Anne babanın mirası oluyor da miras servet, onun günahı ada sana niye miras kalmıyor? Çünkü el cevap, günahlar zulmettir, sirayet etmez. Sirayet şudur, bu ayna kabul et. Buraya güneş koysak, vursak, buraya yansıtır mı? Okey vurur mu? Evet. Buraya yılan koy, yansıtır mı oraya? Hayır. Zulmettir. Tamam mı? Babanın sebabı güneştir. Vur senin aynana, yansıtır. Babanın günahı zulmettir, kendisidir, yansımaz. Ha, miras diyelim.
Miras eğer haramsa, haram olursa kesinlikle buna ıttılar varsa, haberdarsan bu miras değildir, sahibine iade edeceksin. Haa, şimdi oldu. Kesinlikle. Evet, iade edeceksin. O babayla alakası yok, İslam hukukudur. O babayla alakası yok. Hukukudur. Yok, yok. Bu arada niye bu örnekleri gidiyorum? Toplumun ciddi bir sorularına da cevap veriyorum. Aranda bulunmaz yani. Sirayet, bak küfür, günahlar, zulmet olduklarından diğerlere sirayet etmiyor. Hasene ise bak ne diyor? Hasene ise nurani olduğundan tasavvuf ve tahayyülü dahi hasenedir. Çünkü bak tahayyülü küfür küfür değil. Tasavvuru küfür küfür değil. Ama iyi dinleyin bak. Tahayyülü küfür küfür değil. Tasavvuru küfür küfür değil. Bak bir daha şöyle buraya bak. Tahayyülü küfür küfür değil. Tasavvuru küfür küfür değil. Tersini söylüyorum. Tahayyülü nur, nurdur. Tasavvuru nur, nurdur. Al, ters çalıyor. Biz de tek yönde çalışıyor. Elhamdülillah. 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 Öyle çalıştırıyor. Mesela eyleme geçin. Yaptığınız bir sevabı belki vazgeçer diye tak diye hemen yazılır anında. Yaptığınız bir günah belki tövbe eder diye gece yarısı 12'de çizgidir. Orada oraya kadar tutarlar belki tövbe eder diye. İstiğfar eder diye. Şimdi diyelim ki vur diyor. Vur, vur, vur. De vurmazsan o günah yazılmıyor. Ha. Tam tersine büyük cihattır. Allah Resulü diyor ki o sebaptır. Ey ashabım küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. Ne demek? İçeride işte içinde doğanı konuşmadıkça, yapmadıkça sebaptır diyor. 86 Ömer Nasıl Bilmen'de geçiyor. Tamam çok güzel. Vurdun. Ha vurdunsa vurdun. Tahayyülü tasavvur değil diye dışa vurdu artık. Geçmiş olsun. Daha ne bekliyordun ki ya? Nasıl nesil değil, nesil değil. Vurdun, sen vurmuşsun. Vurdum tövbe. Vurdum tövbe ettim. Hayır. Ya sen beni dikkate alma. Bu benim serbest bölge. Umursama diyemiyorsun adama. Ya o gördüğün vurdumda serbest. Yani serbest bölgeden eyleme dönüşürse zunnar, içki, kumar, ondan sonra evet. Ama sende durdukça mesuliyet yok. Eyleme dönüştürmeyeceksin. Eyleme dönüşebilmesi için şey olması lazım. Eylem buradan çıkmıyor. Tahayyül ve tasavvurdan akıl melekelerini aşabiliyor. Tasdiki de belki aşabiliyor ama burası fikri iltizamdır. İltizam var ya burada. İltizama geçince vuruyorsun. Peki abi bir şey söyleyeyim. Üstad hayalini bile israf etmediğinden bahsederken o işin takva boyutu mudur acaba? Yani takva boyutu de ama fıtrat asli budur. Adam niçin şey yapmamış? Şimdi bakmadığı için, 10 sene İstanbul'da kaldım bir defa bakmadım, ilmin izzetini korumak için. Kafasında nisbiler olmayınca itibarı da olmuyor ki. Mesela şöyle bir misal vereyim, ben misal söylüyorum. Ben namazdayım, işte öğle namazı kılacağız şimdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mesela dün akşam sabaha video seyreden bir insan düşün, o da namaz kılıyor yanımda, ben de kılıyorum. Ben seyretmedim yani. Hani adaletsiz zulüm olmaz mı? Seyretmedim halde geliyor. Ne geliyorsa seyrettikleri. Ben seyretmedim o zaman namazım bu şöyle oluyor işte. Hasene ise nurani olduğundan tasavvur ve tahayyülü dahi hasenedir. Çünkü aynede nuraninin timsali ziya verir. Hasiyeti var. Bak, Gürsal'de bu ya. Kesif'in misali ölüdür, hayatsızdır, tesiri yoktur. Ya buna daha güzel bir risalede cevap olur mu? Ya babamın günahı biliyor. Bak ne diyor bir daha. Hasene ise nurani olduğundan tasavvuru ve tahayyülü dahi hasenedir. Çünkü aynede nuraninin timsali ziya verir. Hasiyeti var. Kesifin misali ölüdür. Hayatsızdır, tesiri yoktur. Hem yukarısında şöyle geçiyor. Öyle de kalbin ve hayalin aynelerinde rızasız, ihtiyarsız gelen pis ve çirkin küfrü hatıralar zarar vermezler. Hayale ayna diyor. Hayal aynana gelir. Bu geleni alır almaz değerlendirmeyi tahayyül yapar. Hayalde galiben ihtiyarsız olur gelir. Tahayyülde ihtiyar var. Tahayyülde ihtiyar var. Hayaldakileri kendine mal eder. Demek ki hayal aynadır. Delilimiz, şimdi bak. Hayal aynadır. Şurayı bir siliyorum. Çok önemli, cüz-i ihtiyarda bahsedeceğim.
ayna mıdır abi? Bak hayal ayna diyor, tamam mı? Bu makamda ayna diyor, ayna. Hayal ve fikir aynasında. Evet, hayal ve fikir aynasında diyor, ayna. Ama bizim bildiğimiz ayna değil, canlı ve ruhludur. Şimdi bu hayal aynasında aksedenin yönünü, mahiyetini değiştirmeye insan tahayyülü yapıyor. Anladın mı? Bunu yapıp yapmaması, tahayyülünde ona anlam verip vermemesi neyle yapıyormuş? Cüz-i ihtiyarisiyle yapıyor. Ne anlatacağım biliyor musunuz? Demek ki cüz-i ihtiyarının da dört mertebesi var. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. O zaman sureti orada diyorsun. Sureti yani. Buradadır cüz-i ihtiyarı. Dedik ya zaten. Geçen gidersin. Yani biraz önce sildik. Ama delil olduğu şey. He. He. Biraz önce sildik. He. Ama ezber değil yani. Oralarda mı? Çünkü hayal aynasındakileri evirip devirip çeviren, kendi alemine göre şekillendiren, tasarruf eden tahayyül ya, düşünceleri, zanları, şüpheleri, küfürleri aynı geliyor. O şeyi tasarruf eden nedir? Tasavvurlarımız. Ha, o zaman hayal aynasındaki tasarrufu tahayyül yapıyorsa burada ne var? Cüz-i, yani şurada da var. Cüz-i ihtiyarının sureti burada. Şurada. Cüz-i ihtiyarını şöyle yapayım. Şurayı siliyorum. Şurasını siliyorum. Bak, şurayı siliyorum. Cüz-i ihtiyarının dört tane sureti, kanuniyeti, hakikati, her şeyde olduğu gibi. Bu kanun ya, bu şablon. Hasan abi, bir şey akşam diyor ki, Hasan abi bize doğru. Balık vermedi diyor, balık tutmayı öğretti. Bunlara diyor, nereden bakarsan olmasa, diyor, ona göre de değiştirebilirsin. Yani diyor ki mesela dimağa suret, vicdana, kanuniyet. Tamam mesela dimağı komple desen, evet. Kalbe göre, burası surettir. Evet. Bunun kaynağı nedir? Kanuniyet. O zaman kalp kanundur. Yani evet. Durduğun yere. Evet. Ama temelde sistem böyle çalışıyor. Sureti serbest bölgededir. Bölgede. Kanuniyeti nerededir? Kanuniyeti buradadır. Tahakkül. İlim vardı. Tasdik. Tasdik denilen ilim. Tasdik de zaten kaynağı nedir? Cüz-i ihtiyarın yeri. İltizamda. İltizamda. Kıvranıp duruyorduk. Ulan cüz-i ihtiyarıya bir bakıyorsun. Ulan bir orada, bir orada. Ulan o Ali'nin kulağı çınlasın. Heybetli Ali var ya, iki Ali de yok bugün. O öteki heybetli Ali. İkisi de heybetli Ali. Abi ya bir şeyde o kadar tutuldu ki izandadır şöyle. Ulan hakikaten bir bakıyorsun mu? Sonra bu formül rahatlattı. Of be. Of be. Şimdi bakıyorsun cüz-i ihtiyarıyla hayal aynasındakini değiştiriyorsun. Lan bunu değiştiren, evirip devirip çeviren bir melekemiz olması lazım. Yapıp yapmamakta özelliği var. O da nedir? İhtiyardır. İhtiyar burada ne iş var? Sureti buradaymış. Her şeyin olduğu gibi sureti. O zaman abi akla kapı açar diyoruz ya tahayyül tasavvurası. Demek ki hiçbir şey suretine ulaşmadan kemale eremiyor Hasan abi. Yani ne demek istiyorum? Evet, akla kapı açacak ki evet. Suretine ulaşsın akıl. Evet. Yani kemal-i etem bu dördünün cemidir. Dördünün cemidir. Kemal-i etem. Kemalat var ama bir de etem var. En tam. Yani serbest, mesela kemal etimin suretini yapayım hayalin. Hayalin yapayım hayalin. Tarihçi hayatta ustadın sıfatını sayarken bir tanesi iktisatçılığı. Altı tane ustadın sıfatı anlatıyor mukaddemede. Hayalini diyor, bizim gibi diyor, iktisadını diyor, iktisadını. Bizim gibi yeme, içme, giyme gibi basit şeylerde
ölçülmez ustadın iktisatçılığı. Hayalini bile iktisat ederdi diyor. Sureti nerede? Bak burada. Bu usta suretine bile hakimdi ya. Suretine bile hakim ya. Kemaletin bu oluyor. Çünkü verin bana hayalinizi, verin ben dininizi. Hayaline hakim olan dinine hakim olur. Hayalimiz gibi yaşarsınız. Hayaliniz gibi iman edersiniz. Son şeyi bitirelim de. Bak hem yukarısında şöyle geçiyordu cümlenin. Hasenesi var ya onun üstü. Öyle de kalbin ve hayalin ailelerinde rızasız, ihtiyarsız gelen pis ve çirkin ve küfrü hatıralar zarar vermezler. Ha burayı okumuştuk ya tamam. 65'tir. Ha muhakemat 65. Son şeyimiz. En nihayet hayal ise selasile-i cibalden bir daire-i muhit tahayyül eder ki semanın etrafına temas ediyor. Hayal tahayyül ediyor. Tamam tahayyül. Tahayyül ziyadeli mastardı ve kişinin kendi üzerine döndürüyordu. Hayal ise mastardı. Bunlar malzemeler işini kullanıp bir şeyde varmak istiyorum. Hayal ise mastardı. Tahayyül hayalden çıkar. Hayalsız tahayyül olmaz. Çünkü sistemin malzemesi bu. Cenab-ı Hakk'ın icraat-ı rububiyetine rıza ve razı olmaktan hasıl olan halet-i ruhiyelere verilen cevaptır rıza ilahi. Son cümlemiz bunu niye koydum? Bir daha Allah rıza ilahi var ya biz. Allah rızasına mazhar eyle. Rıza ilahi nedir? Bana bütün rıza ilahi gösteriliyordu. 96 emirden de diyordu ki cehennemden ve azaptan hizmet-i maneye Kur'an'ını sakın Said. Hani 28 sene işkence bu kadar şeyler niye gördüm? Oysa beşer zulmeder kaderi adalet eder. O bana zulmeden insanlar da biliyorlardı ya, kader de biliyordu ki ben hizmet-i manemi kendi nefsime alet etmedim, siyaset alet etmedim biliyor. Ama bu beşerin zalim eliyle bana bunlar niye yapıldı diye kaderden sordum. Kader demiş ki sakın, biz iki türlü tokat var. Biz avam suç yaparız, tokat yeriz, yapma bir daha. Ama havas ve tokat yer sakın yapma, daha yapmadan tokat yer. Onun için size daha hiçbir şey yapmadan tokat geliyorsa maşallah. Yani Nasrettin Hoca... Aynen öyle ya. Bakıyorum hiçbir kusur göremiyorum kendimi. Bakıyorum hiçbir kusur göremiyorum. Nasrettin Hoca dövmüş, testiyi vermiş su getir diye. Hocam demiş hani kırmamış ki niye dövdün? Kırdıktan sonra dövsem ne işe yarar demiş. Ha, büyük zatlar büyüklüğünün en büyük alameti yapmadan tokat yemeleridir. Çünkü yaptıktan sonra taklit edilir, Badel-i Haram'ı Basra olur. Onun için ben diyor 28 sene gördüm işkence şeyin derdi şuymuş, kaderin cilvesi. Sakın, bir şey anlatacağım burada da, sakın hizmet-i imane Kur'aniyeni azaptan ve cehennemden kurtulmana ve cennete ve lezzetlerine vesile yapma. Oysa meşru ve mubah iken ben bu yoldan bütün men ediliyordum. Bana bütün rıza-i ilahi gösteriliyordu. Merak ettim Osman. Rıza-i ilahi neydi bu dersin sonunda? Rıza-i ilahi takip ediyoruz ya. Rıza-i ilahi razı olmaktan geliyor. Ama ben nereden razı olacağım ki rıza-i ilahi bende ortaya çıkacak? Hani var ya Allah hidayetini sevdiklerine veriyor. Allah hidayetini ben istediğime veriyorum diyorsa Allah hidayeti istediğine veriyor. O zaman hidayeti nasıl alacağım? Allah'ın istediği gibi ol, hidayeti al. Ha, Allah'ın rızasını istiyorsan Allah'ın kainattaki, Allah'ın sendeki icraatı, nasipleri, sendeki tecellisi, evirip devirip çevirdiklerini, niye böyle oluyor, niye başıma böyle geliyor demeden rızadade olan, razı olana Allah ruhunda bir cevap veriyor. O ruhunda razı olan o Allah'ın icraatına itiraz etmeyip hazmediyorsa Allah'ın ruhunda uyandırdığı halet-i rüyenin adı rıza-i ilahidir. Lezzet veriyor abi. Evet, acayip bir şey veriyor. Artık o Allah'ın gözüyle bakar, Allah'ın eliyle tutar, Allah'ın kalbiyle sever, Allah'ın ayağıyla yürür. Allah adına dost edinir, Allah adına düşman edinir. Kendi başına dost ve düşman tayin etmez. Allah rızasına
muvaffak eylesin. Tevfikini, refikine vesile eylesin inşallah. Hadi bir tane de bir şey söyleyeceğim hanım. Özür dilerim. Güzel bir duayı kapatalım inşallah burada. Şimdi çünkü anlamadım. Hayalden çıkart tahayyül dediniz değil mi? Şimdi şu. Halbuki tahayyül bende, tahayyül hayali çıkartıyor gibi geliyor. Tamam tabii. Şimdi şu. Bu sistem var. Ama sistemin olduğunu bilemezsin. Yani her taraf karanlık, gözünün olduğunu bir anlamıyor. Yok hiçbir şey yok. Nur gözümün göz olduğunu ortaya çıkartıyor. O zaman ki gözüm var. Hayal olduğu için tahayyülümü anladım. Ama bu biliyorum ki benim tahayyül hayalimi kullanıyor. Ama benim böyle sistemim o söyledi. Yani mesela hiç olmayan bir yemek iştahımız yok şu anda. Oysa var sistemde ama görsek de yemesek bu sefer acı olur. Tamam mı? Mesela dediğin gibi karanlık her taraf gözünün göz olduğunu bilemezsin. Hani gözü göz yapan onu ortaya çıkartan ya. Hani o aydınlık o gözün varmış. Göz tahayyül, aydınlık hayal. Bu şeyde tahayyülümüzü bitirdik. Haftaya inşallah Allah nasip ederse hayalimize devam edeceğiz. Hayali de bitirdikten sonra tasavvurun kısmını da tasavvur da yapabiliriz yani. İki ders sonundan bir ders sonundan falan öyle gidiyorduk ya. Tamam. Tasavvur da olabilir. Akla da girmişim. Ve ahir de vakum elhamdülillah Rabbil alamin. O alet gitti. O gitti yani. O alettir. O alettir. Öyle resmi öyle şey olmuyor. Ahir de vakum elhamdülillah Rabbil alamin. El Fatiha.